Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir gündem siyaset yayınıyla daha huzurlarınızdayız. Hem ülkede gündem siyaset, hem bugün itibariyle artık Almanya ve Türkiye'de gündem 1915 olayları üzerinden siyaset. Hani bugün bir yakınıma da anlatıyordum. Bugün Almanya'da yaşanan mesele, bir önceki gün yargı üyelerinin, yargı mensuplarının Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı geziler. Bir önceki gün başkanlık tartışması, bir önceki gün bizde gündemler bir günlük. Dolayısıyla biz de o bir günlük ola ola toplaya toplaya geldik bugün gündem siyasete. Almanya'da soykırımın oylaması, Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere Türkiye yönelik eleştirileri, başkanlık meselesi vesaire, uzayıp giden konu başlıkları. Süremiz el verdiğince bunları konuşacağız, tartışacağız. Ama önce Magazin Gazetecileri Derneği, 22. Magazin Gazetecileri Altın Objektif Ödülleri dağıtıldı 30 Mayıs'ta ve en iyi tartışma programı olarak bizi seçmişler, gündem siyaseti seçmişler. Bu vesile Magazin Gazetecileri Derneği dostlarımıza, meslektaşlarımıza çok teşekkür edelim. Yayının başında, sonrasında da ödülümüzü alıp bir kenara koyalım ki sonradan görmemiş demesinler diye şöyle bir kenara bırakalım. Bir kez daha bu vesileyle çok teşekkürler. Şimdi gündem siyaset, gündem siyaseti tabii ki bütün bu konu başlıklarında sayacağız, konuşacağız kıymetli konuklarımla. Sol baştan başlayayım. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu hocam, hoş geldiniz. Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Profesör Doktor Sevtap Yokuş, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. Avukat Kezban Atemi, Kezban Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Profesör Doktor Ersan Şen, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz dedikten sonra kısa bir teaser ve sonrasında tekrar huzurlarınızdayız. Evet, bugünün sıcağıyla başlayalım. Bugünün sıcağında, bugün bir siyasetçiyle de konuşurken, iktidar partisine mensup bir yöneticiyle konuşurken, yahu nereden, ya ne olacak, ne yapacaksınız bundan sonra sorduğumda, biz de anlamadık yani birdenbire bugüne kadar bu mevzu gündemdeyken niye şimdi birdenbire Almanya böyle bir şeyi gündeme getirdi? Acaba Avrupa Birliği üyeliği mevzuunda yeni bir engel mi yönünde yorumları vardı. Doğrusu bu ya, kamuoyunda da niye Almanya, hani Türkiye ile Almanya ilişkileri özellikle son dönemlerde malum, niye şimdiye saklandı, niye şimdi birdenbire Ermeni teşhiri meselesi, bu mesele anlamaya muhtaç. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ile başlamak isterim. Şimdi bu kararın siyasi bir anlamı olabilir. Bunu uzayıp gider, tartışıp gidebiliriz. Bir de parlamento hukuki bir konuda karar alıyor. Bu hukuki açıdan bir sorun teşkil eder mi? Ve parlamentolar bu tür kararlar alırken meşruiyet yetkisini nereden alır? Keşke bu soruları yanıtlayabilecek konumda olsaydım. Belirttiğiniz gibi bu konu hukuki olmaktan çok siyasal bir konu. Şimdi bu konunun iki yüzü var. Onu teslim etmemiz gerekiyor. Tabii ki keşke böyle bir karar çıkmasaydı. Ya da işte Fransa'da geçmişte, diğer devletlerde olmasaydı. Fakat şu da var ki biz tıpkı kendi ulusal sorunlarımızı serin kanlılıkla tartışamadığımız gibi bu tür, ki bu çok büyük bir sorun, bir tarihi sorunumuzu da serin kanlı bir biçimde ele alamıyoruz, ortaya koyamıyoruz. Fransa'da bir parlamento bir karar aldığı zaman bir başka ülkede o zaman parlıyoruz, haklıyız diyoruz. Sonra unutuyoruz, tekrar çıktığı zaman tekrar tepki gösteriyoruz. Bana öyle geliyor ki madalyonun iki yüzünü de görmek lazım. Şöyle ki şimdi tabii uzun yıllar Avrupa'da görev yapmış bir kişi olarak, özellikle Fransa'da çok uzun yıllar, adeta madalyonun iki yüzü gibi bu sorun. Biz nasıl ki Türkiye'de bizlerin çok çok büyük bir kısmı, %99'u hayır soykırım olmadı diyorsa, Avrupa halkının da çok
çok büyük kısmı, %99'u soykırım oldu. O kültür bağlamında yetişmiş bulunuyor. Burada dediğim gibi bir şey var, sanki bir dağ var Madalyon'un bir yüzü ve öbür yüzü. Tabii ki böyle olması parlamento kararının alınmasını gerekti, kılar mıydı? Bence kılmazdı. Kılmaması gerekiyor. Ama tabii ki bu kızgın günümüzde, incinmiş günümüzde hemen karşı tarafa saldırmak yerine tek başına bizim de acaba biz bu konuda izlediğimiz politikada 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun en sıkıntılı döneminde yaşanmış olan bu büyük drama nasıl bakıyoruz? Milliyetçi duygularla mı bakıyoruz? Yoksa biraz serin kanlı bakabiliyor muyuz? Zannediyorum bu yönünü de... Aynı soru Almanya parlamentosu için geçerli değil mi? 100 yıl önce yaşanmış bir mesele için bugün neden böyle bir karar? Şimdi Veysi Beyciğim, ben bunu yıllar önce Fransız parlamentosu için söyledim. Fransızlara söyledim. Orada ben derslerimde dile getirdim bunu. Siz bunları parlamentoya getirip parlamentoda oyladığınız sürece, siyasal karar yoluyla Türkiye'yi sıkıştırdığınız sürece bu Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasını sağlamaz. Ermeni sorunu diye bir sorun varsa bunun çözümüne katkıda bulunmaz. Tam tersine milliyetçilik duygularını tahrik eder ve bu sorunu çözümsüz kılar diye. Bu konuda tabii ki tamamen hemfikiriz. Almanya parlamentosunun işi değil bu. Niye yaparlar peki? Şimdi bunu ben bugün medyada dillendirildiği üzere sadece Ermeni lobisinin lobisine indirgenen bir yaklaşımla açıklamanın çok indirgeyici bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Nedir peki? Bu dediğim gibi genel bir inanç var, genel bir kanaat var. Ama onun ötesinde acaba bugün yapılmasının bir özel anlamı var mı 2016'da? Onu herhalde zaman gösterecek. Ancak bu bir anda durup dururken ortaya çıkan bir karar değil. Altyapısı geçen yıllardan bu yana hazırlanan, mesela komisyondan geçen yıl geçmiş ve günümüze kadar belki kulislerde, perde arkasında pişirilen, kotarılan ve nihayet konjonktür uygun olunca gündeme getirilen, karara dönüştürülen bir sorun. Ama bence de bunlar parlamentoların şeyi olmamalı. Bu konuda yapılacak olan en resmi, en yetkili açıklama Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yapılmalı. Ama o açıklamada milliyetçi duygularla, hamasi söylemle değil, gerçekten yaşanmış olan Anadolu topraklarında, Osmanlı döneminde yaşanmış olan büyük olaylardan, trajedilerden, dramdan üzüntü duyduğumuzu, bu acıları paylaştığımızı ve modern Türkiye Cumhuriyeti olarak bunları aşmak için yoğun çaba içerisinde olduğumuzu söyleyebilmemiz gerekir. Siz kişi olarak bunu bir kelimeyle neyle tarif ediyorsunuz? Acı, trajedi. Yani şimdi kimse, ben soykırım sözcüğünü kullanmıyorum. Hiçbir zaman kullanmadım, kullanmıyorum. Ermenice dile getirilen deyimde de soykırım yok. Çok büyük katliamlar olmuş, çok büyük acılar yaşanmış. Birinci Dünya Savaşı döneminde, Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti daha geçen yıllarda Dersim katliamı için özür dileyelim, Dersim araştırmasını yapalım, ne gerekiyorsa yapalım deme cesaretini gösteren bir yönetim, hükümet. O zaman Osmanlı döneminde yapılanın hukuki sorumluluğu bize ait olmasa da bu topraklarda yaşandığına göre bunun da, bu acının da paylaşılma olgunluğunu, cesaretini göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. O durumda Almanya, Fransa ve diğer parlamentolar daha elleri zayıflar. Bu sorun bizim sorunumuzdur. Yoksa hani siz katliam yaptınız, siz Cezayir'e gittiniz, siz şeyleri, Musevileri katlettiniz, onu görmüyorsunuz da bizi mi şey yapıyorsunuz? Bugün pek çok yerde Almanya'ya, yani sosyal medyada önce sen bir kendine bak falan. Kendileri desin var. Onu kendileri desinler, onu biz demeyelim. Biz öyle bir tavır takınalım ki biz
kendi olgunluğumuzu gösterelim. Olmasaydı keşke. 1915'te büyük tehcir yaşanmasaydı. Büyük ölümler olmasaydı. Büyük katliamlar olmasaydı keşke. Bunu biz söyleyelim ve onların elini de daha bir daraltalım diye düşünürüm. Parlamentoların aldığı kararlara hep birlikte saldıralım. Mesela 4 yıl önce Fransa parlamentosunun soykırım inkarını suç sayan kanununun iptali için ben Fransız meslektaşlarımla çalıştım, anayasacılarla. Ve Anayasa, Fransa Anayasa Hukuku Derneği, Anayasa Komisyonu Konseyi önünde amicus curiae görevi üstlendi. Yani mahkemenin dostu yapma etkiledi. Yani bunun, bu kanunun iptal edilmemesinin, edilmesinden çok daha büyük sakıncalar doğuracağını hukuki şeylerle ortaya koydu ve iptal edildi ve o iş bitti. Şimdi tabii hukuki zeminde hareket etmek o bakımdan her zaman sağlıklıdır. Peki. Profesör Doktor Ersan Şen, şimdi bu mesele, bir de bu mesele şöyle bir tarafı da, bunu bir parantez için söyleyeyim, geçeyim. Her yıl biz 24 Nisan için kamuoyunu siyaset ve sonra medya hazırlar. Geldi geliyor. Amerika Başkanı ne diyecek? Onu mu diyecek? Bunu mu diyecek? Bir şeyler ve geçilir. Bu Amerika mevzu için. Şimdi işte Cenevre'de efendim Doğu Perinçek'in mevzuyla bir gündeme gelir. Almanya'da mitiklerle bir kez daha gündemde. Biz bunu Osmanlı'dan da biliyoruz. Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de biliyoruz. Davalar açılıyor, topraklar, tazminatlar filan. Bundan sonra yeni bir dalga, yeni bir talep, yeni bir tazminat talebi, ödeme talebi filan, bunlarla karşı karşıya kalır mı Türkiye? Şimdi ben tabii meseleyi şöyle açıklamak istiyorum. Meselenin hukuki, tarihi ve siyasi tarafları var. Tahmin ediyorum 1965 yılından bu tarafa dünyanın değişik coğrafyalarında, devletlerinde Ermeniler bu lobicilik faaliyetleriyle 1915-16 yıllarını, sözde biz öyle telaffuz ediyoruz, soykırım olarak tanıtmaya çalışıyorlar. İlginç, Uruguay, Arjantin üzerinden başlayan bir mesele daha sonra yayılarak bu döneme kadar geldi. 25-30 ülke zannediyorum tanımaya ilişkin yasal çalışmalarını yaptı. Bunlardan tehlikeli olan hukuki manada İsviçre'ydi ve Fransa teşebbüs etti buna. Bildiğim kadarıyla o cezai yaptırımla desteklenmesi, yani işte soykırımın olmadığına dair ifade hürriyeti kapsamında açıklamalar yapmanın suç olduğuna dair düzenleme Fransa'da yürürlük kazanmadı. İsviçre'de de Perinçek, İsviçre davası olarak bilinen, büyük dairede sonuçlanmış, bizce muhteşem bir başarı var. Orada ifade hürriyetinin korunması bakımından hakikaten siyasete ders veren, bu meselenin hukuki perspektifte ve özellikle tarihçiler çerçevesinde incelenecek, siyasete alet edilmemesi gereken bir mesele olduğunu da, çok da çaba gösterdi Ermeni tarafı bu başarının, Türkiye başvurucusu, yani Türkiye'den en azından Türk vatandaşı olarak başvuran Doğu Perinçek'in sonuç elde edememesi bakımından duruşmalı da gerçekleşen bir aşamaydı. Ama gerçekten mesele İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi nezdinde hukuki açıdan esasında bitti. Ha, meselenin tazminat boyutlarına geldiğinizde tabii Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti Osmanlı tarihinden gelen bir millet ve o tarihe sahip çıkacak. Ben o dönemi soykırım olarak, tehcir olarak, bir yasal dayanakla başlayan bir süreçtir 1915 süreci. Unutmayalım, basit bir mesele değil. Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikiz Almanya'yla ve Türkiye gerçekten o dönemin Osmanlısı, ciddi bir zorluk yaşamakta ve deyim yerindeyse Osmanlı'yı sırtından vuranlara karşı geliştirilmiş bir yasal dayanakla göçe zorlanmadır o. Yoksa bizim bir bildiğimiz, daha yapar mısınız? Neyin sırtından vurulması? Yani Osmanlı'nın sırtından vurulması, özellikle doğu bölgelerinde yaşanan ciddi sıkıntılardan, Rus savaşınız devam ediyor. Türkiye 4-5 cephede, tabii o zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak savaşıyorsunuz ve o savaş içinde ülkenizde topraklarınızı, toprak bütünlüğünüzü korumak, en azından düzeni savaşta da devam ettirmek adına yasal dayanaklı bir takım çalışmalar yapmak durumundasınız. Bu yasal dayanak çerçevesinde soykırımın bilinen tanımı, yani bir planın icrası çerçevesinde bir ırkın tümden veya kısmen yok edilmesine matuf hareketler değil. Eğer hukukçu olarak meseleyi tartışacaksak, hani belki
biraz sokak tabiri olacak ama o söylendi, önemlidir. Bize zannediyorum soykırımı konusunda son dersi verecek ülke Almanya'dır. Çünkü kendisi soykırım kavramını dünyaya kazandırmış bir millettir. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, 1945 yılından sonra soykırım bir hukuk kavramı olarak insanlığa karşı suçlar da ondan sonra hukuk literatürüne girdi. Bunu kazandıran ülkedir. Şimdi böylesi bir ülkenin henüz hesabı kitabı kapatmamışken, kendi üzerine vazife olmayan, üzerine düşmeyen bir konuda siyaseten, ben onu hani her ülkenin derin devleti vardır ama Alman derin devlet de vardır. Ki kullanılan isim de ilginçtir. Maalesef Türk asıllı bir Alman milletvekiline kısmet oldu bu çalışmanın yaptırılması. Hatta bugün de bir takım serzenişler vardı. Yani hukukçular çıksın bize. Çünkü siz milli tarihiniz, neticede çıkıp orada Talat ve Enver Paşalara da katiller diye hitap etmek suretiyle bir destekleyici mahiyette o çalışmanın yasalaşması için konuşmada bulundu. Herhalde yasal yollara başvurmak anlamında soruyorsanız, hani tazminatla karşılaşır mıyız? Kesinlikle. Geriye dönük böyle bir uygulama yapılabilir mi? Kesinlikle. Soykırımla hukuk karşısında suçlanabilir miyiz? Kesinlikle. Çünkü uluslararası sözleşmelerde de hukuk kitaplarına ve kanunlara giriş zamanı itibariyle de 1915-16 yıllarında asla bu tip kavramlar ve suçlar yoktu. Bunların üretildiği zamanlar 1945 sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler Çartısı altında oluşturulan çok taraflı sözleşmelerle ortaya çıkmış ve en son biz henüz taraf olmasak da Roma statüsü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsüne derc edilmiştir soykırım ve insanlığa karşı suçlar. Bizim de Türk Ceza Kanunu'na 2005 yılı itibariyle ilk defa girmiştir. Biz bunun adına suçta ve cezada kanunilik prensibi deriz. Siz bunları geriye asla işletemezsiniz. Peki burada bir tazminat var. Anlamında da sorumlu olacağımı zannetmiyorum. Ha, ne yapılabilire gelecek olursak onu birkaç kelam etmem lazım. Kusura bakmayın. Sağ olun. Eğer başvurmak isteyen varsa, yani orada bu işi destekleyen, bu dünün meselesi değil Sayın Hocam Kaboğlu'nun söylediği doğru, bir günde çıkmadı ama siyaseten kullanıldığı aşikar. Yani tarihi tarihçilere bırakacaksın, hukuku hukukçulara bırakacaksın. Ben o, yani hukuk o kadar önemlidir ki hukukçulara bırakılmayacak kadar önemli bir meseledir diyenlere de inanmıyorum. Palavra. Yani herkesin sabah akşam uyanıp da kendini gazeteci ve hukukçu zannettiği bir dünya olmaz. Herkes mesleğinin gereğini yapacak. Dolayısıyla ben Türk Ceza Kanunu 301. maddesi anlamında, tekrar söylüyorum, Türk milletine karşı, Türk milletin değerlerine karşı işlenecek suçlar vardır. Orada tanımlanmıştır. Çok da eleştirilen bir maddedir ama bizim hukuk sistemimizde var. Yine eğer bundan tahkir ve tezif olduğunu, öyle hakarete uğradıklarını düşünenler varsa manevi tazminat davalarıyla. Tabii bu tip bir çalışmanın Alman Federal Meclisi'nden çıkmış bir çalışmanın iptali için ne yapılabilir? Ben tabii burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de bir noktada eleştirmek istiyorum. Orada resmi rakamlara göre 3 milyon Türk yaşıyor. Öyle ya da böyle. Bunun resmi rakamı daha fazla. Siz eğer bu milleti teşkilatlandıramıyorsanız, sokağa indiremiyorsanız, Alman parlamentosunun Berlin'in önüne 200-300 bin Türk'ü yığamıyorsanız, bu ayıp bir şey. Ben onu size söyleyeyim. Yani bunun bir kelimeyle adı ayıptır. Çünkü demokratik toplumlarda sokağa inip toplantı görüş, gösteri yürüyüşü kanun çerçevesinde, ki herkes var, anayasal, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin güvence altına aldığı bir meselede siz milletinizi sokağa indireceksiniz. Ben size bir başka ayıbı daha ekledim. 1915-1923 bu ülkenin cumhuriyetinin kuruluşu. Arada 8 yıl var. Eğer 1915'ten bu yana Ermeniler, Ermeni lobicileri, lobicilikte bu kadar güçlü, 1923'te kurulmuş bir cumhuriyetin lobisi bu kadar zayıf ise yani bu da belki şöyle söyleyeyim, Almanya'nın bu federal mecliste bu meseleyi kanunlaştıracağı bağıra bağıra geldi. Çünkü 650 milletvekili vardır. Tahminen 160 civarında katıldı. Bizden farklı anladığım kadarıyla, bizde esasında belli oranın altına düşemezsiniz toplantıda. 160'a yakın bir milletvekilin oluruyla çıkan bir çalışmaya karşı bu yasanın iptali anlamında ne yapılması gerekiyorsa Türkiye'nin bir defa o çalışmaları Fransa'da yaptığı gibi bir an önce gerçekleştirmesi lazım. Şunu tabii söylemeden edemeyeceğim. Türkiye'de kişinin hatırasına hakaret
ölünün hatırasına hakaret suçtur. Çıkıp siz o meclisin, parlamentonun tabii kürsü dokunulmazlığı mutlaka vardır. O çerçevede konuşmuştur orada milletvekili de. Ha, tabii o suç olur olmaz dokunulmazlık kapsamına girer girmez bilemem ama çıkıp peki, orada katiller veya başka bir takım ithamlarla tarihte bırakılması gereken meseleyi bilip bilmeden siyasi gözle orada konuşmak etmek doğru bir faaliyet olmamıştır. Ve şunu tekrardan söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi manada, bunun sayın hocama katılıyorum, tarih hesaplaşmasını yaparsınız, yüzleşirsiniz, masalar kurarsınız ama hukuki manada ve siyasi manada bu meseleden dolayı başına gelebilecek ben bir sorumluluk olabileceğini düşünmüyorum. Ama şunun da yine altını çizip son cümle olarak ifade etmek istiyorum. Bu mesele Almanya'nın meselesi değildir. Kendisini soykırım konusunda yetkili sayabilecek bir konumu yoktur. Ha ben şunu da böyle basit bir yaklaşımda Türkiye'de yarın çıksın İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir meseleyle ilgili yasa çalışması yapıp da kanun teklifi, kanun tasarısını kanunlaştırsın gibi bir misillemenin içinde olmak doğru mudur, değil midir? Onun hesabını, kitabını herkes yapar. Ama kesinlikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında soykırım kavramını dünya literatürüne, hukuk literatürüne kazandıran bir memleketin kendisine bakmadan bir başka ülkenin tarihinde bir meseleyi yorumlayıp siyaseten yargılamasını esefle kınıyorum. Bir şey daha, yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplansa dese ki... Yapar, yapar. Alır çıkarırsınız. Kanun, Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi diyorsunuz. Bitti. İstediği her çalışmayı yapar. Biz Almanya'da bu işi soykırım olarak kabul ediyoruz dese. Yaparsınız tabii. Yani bunda bir sorun yok. Yani o tamamen sizin siyasi duruşunuzla, tercihlerinizle alakalı. Siyasettir zaten. Meclis dediğiniz siyaset. Evet. Yani tabii hukuki çerçevede kalmak kaydıyla hareket Türkiye etmeli ama... Türkiye bunun hukuki bir yaptırım olur mu? Efendim bakın şunu söyleyeyim. Memleketler birbirlerinin, uluslararası hukukçular bu konuları daha iyi bilir, birbirlerinin iç egemenlik alanlarına müdahale edecek noktalara karışmazlar. Bu gibi meseleler yabancı memleketlerin işleri değildir. Ama Ermeni meselesi, sözde Ermeni soykırımı meselesi dünya milletlerinin bir kısmı tarafından din faktörü önemlidir. Mesela Almanya'da kiliseler desteklemiştir. Net bunun arkasında durmuştur kiliseler bu yasa çalışmasının kanunlaşabilmesi için. Din faktörü önemlidir. Kim ne derse desin. Yani şimdi eğer dünya üzerinde soykırımı tartışacaksak Ermeni meselesine 1915-16'lara gelmeden veya yakın zamanımızda çok daha derin meseleler var. Ama şu bir doğrudur. Avrupa nedense, Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun için atabiliriz. Şu ulusal güvenlik meselesi gündeme gelirse konuşuruz. Başkalarına böyle ahkam kesmeyi, akıl vermeyi bir marifet sayıyor. Önce kendi pisliklerine bakacaklar. Kendi meseleleri. Sen kendi meseleni temizleyeceksin. Hesabını, kitabını yapıp vereceksin. Ondan sonra başka milletlerin meselelerinde kendini ve akıl üreten memleket seviyesinde sayacaksın. Yani ben o noktada da yapılanın peki, akıl alan tarafı olmadığını düşünüyorum ama herhalde bir kendilerine göre hesapları, kitapları vardır. Peki. Ümit ederim daha akıllı hareket ederler. Bekleyip göreceğiz. Kezban Hanım, siz Türkiye'deki dini azınlıkların sorunlarına çok yakın bir hukukçusunuz. Siz ne anladınız bu işten? Şimdi benim bu konu hakkında görüşüm açık ve net zaten. Ben özür kampanyasına imza atmış bir insanım. Hem de 2008 yılında attım o imzayı. Meşhur Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bildirdi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bundan tam 2014 yılında, yani 1,5 sene önce, tam 2 yıl önce, 2 yıl olmadan biliyorsunuz 1915 olaylarına ilişkin muazzam bir mesaj yayınladı. Ve bu mesaj dünya ülkelerinde de, Avrupa'da da, Amerika'da da büyük yankı gördü. O mesaja bir bakalım önce isterseniz, bu konuyu daha iyi anlamak için. Ermeni vatandaşlarımız ve dünyadaki tüm Ermeniler için özel bir anlam taşıyan 24 Nisan tarihi bir meseleye ilişkin düşüncelerin özgürce paylaşılması için değerli bir fırsat sunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarının hangi din ve etnik kökenden olursa olsun Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı için acılar dolu zor bir dönem içinde olduğu yadsınamaz. Adil bir insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılar.
tabiatıyla ne bir acılar hiyerarşisi kurulması, ne de acıların birbiriyle mukayese edilmesi ve yarıştırılması acının öznesi için bir anlam ifade eder. Atalarımızın dediği gibi ateş düştüğü yeri yakar. Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermeniler de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını, anmalarını anlamak ve anlaşmak bir insanlık vazifesidir. Türkiye 1915 olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi, çoğulcu bir bakış açısının, demokrasi kültürünün ve çağdaşlığın gereğidir. Türkiye'de bu özgür ortamı suçlayıcı, incitici, hatta bazen kışkırtıcı söylem ve iddiaları seslendirmek için vesile olarak görenler de bulunabilir. Ne var ki tarihi meseleleri hukuki boyutlarıyla birlikte daha iyi anlamamız, kırgınlıkları yeniden dostluklara dönüştürmemiz mümkün olacaksa, farklı söylemlerin empati ve hoşgörüyle karşılanması, bütün taraflardan benzer bir anlayışın beklenmesi lazımdır. Sizin kanaatinize gelirsek. Bitiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti hukukun evrensel değerliliğe uyumlu bir düşünceye olgunlukla yaklaşmaya devam edecektir diyor. Anlatıyor ama son söylediği şey çok önemli. Ona söyleyeyim, uzatmayayım. Muazzam bir belgedir bu. Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın, benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla, 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, tonunlarına taziyelerimi iletiyorum. Şöyle yapalım mı? Şimdi bakın ben bir şey söyleyeceğim. Yok, siz yine siz söyleyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı sözlerini almış olalım. Üzerine sizin söyleyecekleriniz ve değerlendirmenizi kısa bir araya gidip sonrasında tekrar huzurlarında olalım sevgili seyircilerim. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız efendim. Araya gitmeden önce Avukat Kezban Hatemi, yaklaşık bir buçuk yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ermeni meselesi, Ermeni tehciri meselesiyle ilgili yaptığı konuşmayı, taziye beyanını kısaca bize hatırlattı ama kendi yorumlarını, kanaatlerini alamadan araya gitmiş idik. Şimdi ben Kezban şunu söyleyeyim. Bunu yapmış devletin başındaki bir insanın, bunu yaptıktan sonra parlamentolarda biraz önce değerli hocamın da vurguladığı gibi siyasi baskı aracı yapmak için şimdi çeşitli sorunların bileşkesi içinde boğuşuyoruz Avrupa Birliği ile, Avrupa ile, hatta Amerika ile. Dolayısıyla tam burada bunu baskı aracı gibi olmazsa olmaz, şu deyimi de değiştir, şu kavramın da başka türlüsünü söyle gibi beyanlarla zaten bir çekişme ve didişme halindeyken, yani günün anlam ve önemine göre çıkartılması anlamındadır diye bir kere vurgu yapmak gereğindeyim. Başbakanın, o sırada başbakandı, şimdiki cumhurbaşkanımızın bunu vurgulaması bu sorunun ahlaki bir sorun olduğunu açık bir şekilde gösterdi tüm topluma ve dünyaya. Ve biliyorsunuz o sırada birçok ülkeden de müthiş ve bu ilk defa yapılan bir şey diye inanılmaz mesajlar yayıldı. Kendi içimizdeki Ermeni kardeşlerimizin de gönülleri hoşnut oldu. Kendilerini buraya ait hissettiler. O zaman. Şimdi. O zaman. Ben neden Talat Paşa'nın yapmış olduğu. Sizi açmak için kısa bir biraz da. Gene mi reklam? Hayır biraz da gülümseydim. Buradan Eren'e sevgilerimi yollayayım. Eren Eğilmez bizim haber programları koordinatörümüz. İki gün önce anlattığı bir hikayeyi anlatayım ve sorumu sorayım. Bir meşhur bir hikayedir bilmeyenler için. Bir Hristiyan Yahudi'ye tokat atıyor. Siz bizim İsa'yı çarmıha gelmişsiniz diyor. O da diyor ki bu bin yıllık mesele olsun diyor. Ben şimdi öğrendim. Evet, şimdi, güzel. Bu eski bir mevzuyu biz bugün niye Almanya tarafından öğrenmiş olduk? Bir buçuk yıl önce de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmayı yapmasına rağmen. İşte diyorum ya, siyasi baskı yapmak amacıyla yapılıyor. Niçin? Bizim bir sürü sorunlarımız var ama müsaade buyurursan ben kendi görüşümü söyleyeyim. Buyur. Bir kere bu konu Talat Paşa hükümetinin insanlık suçu işlediğinin inkar edilmesine imkan yok. Ancak ve maalesef Lozan'da dahi bu gündeme getirilmemişken, öyle mi hocam? Lozan'da geçer mi bu? Hayır. Getirilmemişken her olayda, her Nisan ayında onu bağlayan, onunla ilgili dediğiniz gibi periyot sancıları başlamış gibi aynı şekilde bizde de bir dalgalanma yaratması
bir kere temcit pilavı gibi başımızda Demokles'in kılıcını tutması da doğru değildir. Bu bir ahlaki sorumluluktur ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin başı bunu belirtmiştir ve bu kendi içimizde halledilmesi gereken sorunlardır. Bu aynı zamanda da bir şeydir, yani bu kan davası gibi gütmek yerine bu kan davası asla kan davası şekline dönüşmeden bitirilmelidir. Nasıl bitecek? Bunun bitirilmesi işte biraz önce gene Kaboğlu'nun belirttiği gibi oturulacak, konuşulacak, karşılıklı bir takım olaylar, örnekler çıkarılarak, hafıza tazelenerek bu olayların üstünü örtmek doğru değil. Buradan anlaşılan zaten bunların karşı taraf oturmaya hazır değil. Bunları Alman parlamentosuyla konuşacak halimiz yok. İşte yarın Türk parlamentosu da soykırım değildir diye şey yapsa, bu da bir siyasi karar olacak. Bu da gerçek değil. O da gerçek değil. Ben burada rahmetli Hrant'ı rahmetle anıyorum. Ne demişti? Karışma benim işime. Böyle siyasi yaklaşımlarla bu sorunun üstesinden gelmeye imkan yoktur. Bu sorun biraz önce de diğer konuşmacıların vurguladığı gibi hukuki ve tarihi olguların bir şekilde karşılıklı halledilmesidir. Ve Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilere de, Türkiye-Almanya ilişkilerine de zarar verecek de değildir. Asla, büyük devletiz biz. Böyle şeylerden etkilenmeyiz. Nitekim dikkat buyurursanız Almanya Başbakanı Merkel, Dışişleri Bakanı ve birçok partisinin ileri gelenleri bu toplantıya katılmamıştır. Maalesef böyle ön yargılı, farklı, sanki yani farklı bir şey yapabilecek gibi oluşturulmaya çalışan bu, ne Almanya'nın, ne Ermenistan'ın, ne de Türkiye'nin işine yani yarayacak bir şey, peki, değildir. Türkiye'yi de fazla etkilemeyecek. Fazla telaşa da gerek yoktur. Soğukkanlı olalım. Büyük devletler böyle en ufak şeyde bu tür davranışlarda bulunmaz. Ama bu işleri, biraz önce Ersan Bey'in dediği şeye bir nebze katılıyorum. Türkiye'nin maalesef tanıtımı, Türkiye'deki gerçekler, yapılanlar, mesela şu olay, bu parlamentoda niye dile getirilmedi? Bu parlamentoda bir taslak, bir karar alınmış taslak. Yani bu ne yani bu? Sen iç hukukuma da dış hukukuma da hiçbir tesiri olmayan, bir hiçbir statüye de girmeyen bir şey. Bunu rahmetli gene Hrant'ın sözüyle bitireceğim. Bu benim meselem, benim ülkemin meselesidir. Bunu da en güzel ülkenin başındaki taziye ile vurgulamıştır. Gelin bunları karşılıklı halledelim demiş. Torunlarına, yakınlarına taziyelerini iletmiştir. Bu çok anlamlıydı. Öteki çok anlamsız ve sıradan bir başkaldırma diye düşünüyorum. Bir son bir şey. Dün sanırım Avrupa Birliği Bakanı Sayın Ömer Çelik, Avrupa'da da artık İslam'a fobiden başka bir Erdoğan fobi oluşmaya başladı. Ben bunu söylemek istemiyordum. Bu bir takıntı. Bu kararda etkisi olabilir. Aynen öyle. İçimizde de bu takıntı var. Maalesef içimizden bu takıntı dalga dalga dışarılara yayılıyor ve birilerinin eline bahaneler yaratılıyor. Bir kere bu takıntıdan kurtulmaları lazım insanların. Bu takıntı, yani obsesyon gibi bir hal aldı. Bu bir hastalık derecesine ulaştı. Sorunların çözülmesine hiçbir yararı yok. Ülkenin geleceğini ve refahını etkileyen durum bunlar. Peki. Bizim şimdi birlik halinde çok ciddi sorunlarımız var. Onları aşmak zorundayız. Peki, çok bunun için de birliğimize gerek var. Peki. Teşekkürler. Profesör Doktor Sevtap Yok. Şimdi işin buraya kadar geleni sizinle bu mevzudan çıkacağım. Zira başka diğer konularımız var. Şimdi Kezban Hanım'dan, Ersan Bey'den, İbrahim Bey'den anladığımız, yani hiçbir şeye faydası, zararı olmayacak bir iş. Hatta ben öyle düşünmüyorum onu. Tamam, bilahare alırız. Ama hatta Fransa'da, bugün, Fransa'da, Hollanda'da bir sürü oldu. Şu hatta 29 biz, tane ülkede bu yapıldı zaten. Haber, ne oldu? Ben yani şöyle ayrılıyorum. Türkiye en sert tepkisini göstermelidir. Yani göstermeli ayrı. Bugün haber merkezindeki arkadaşlardan da şunu rica etmiştim. Alıyorum. Daha önce parlamentolarında kabul eden ülkelerden ne çıkmış? Hani olmuş da ne olmuş? Bir şey olmamış. Ben bu ona bir hedef. Yani bu alınmış filan, kapatılmış. Anladığımız kadarıyla bu işlerde çok bir şey çıkmayacak. Sayın Merkel'in tavrı ortada. Sayın Binali Yıldırım, dediğiniz gibi biz büyük devletiz, bunlardan bize bir şey olmaz falan dedi. Geldi geçti. Geldi geçti. O zaman bu karar niye alındı sizce? Aslında tabii
bizlerin değerlendirmesi ne kadar doğru olur bilmiyorum. Konunun uzmanları değiliz. Çünkü ama en azından bilim insanlarsınız. Evet, bir perspektifinize ihtiyacımız var. Yani uluslararası ilişkiler, tarih, siyaset bilimcilerin çok daha fazla belki üzerinde duracakları... Keşke onlara kalsam, onlara da kalmıyor. ...tartışacakları konular ama sorun şurada. Ben Kezban Hanım'a da, Kaboğlu Hocam'a da katılıyorum. Bizler kendi sorunlarımızı çok fazla tabulaştırıyoruz. Yani biz toplum olarak hemen her konuyu mantığımızdan uzaklaştırıp, rasyonel bakıştan uzaklaştırıp bir tür hani her konuyu millileştiriyoruz, milli meseleye dönüştürüyoruz ve tepkisel bir duruş sergiliyoruz. Ama bu karşılıklı bir etki değil mi? İşte 30. ülke oldu. Biz tepki verdiğimiz için onlar bu kararı alıyor, onlar bu kararı aldığı için mi? Bence biz evimizin önünü temizleyemediğimiz için biraz bunlar oluyor. Yani biz kendi işimizi kendimiz yapamıyoruz. Ve bu konuyla sınırlı değil bu. Yani bu tabulaştırma, bu milli hassasiyetler meselesi. Çünkü bu tür konularda hatta hukukçuluğumuzu bir tarafa bırakıyoruz. İşte bilim adamı, bilim insanı oluşumuzu bir tarafa bırakıyoruz. Duygusal bir tavır içine giriyoruz. Onların işte yaptıklarını yapıyoruz. Evet, ya bunlara gerek yok. Keşke geçmişten bugüne bu Ermeni konusunda bizde çok ciddi çalışmalar olabilseydi. Onları biz dinleyebilseydik. Hrant Dink atıfta bulundu Kezban Hanım. Öyle bir insan öldürüldü bu ülkede. Normal mi şimdi bu? Ya da başka bir şey söyleyeyim. Yakın tarihimizi bile aydınlatmış değiliz ki. Kaboğlu Hocam söyledi Dersim konusunda bir özür. Peki ne oldu? Arkası gelmedi. Dersim konusuyla ilgili özür dilendiği gün ben hatırlıyorum Ana Muhalefet Partisi baş lideri yok böyle bir şey dedi. Akşamı tam da sizin televizyonunuz canlı tanıkları çıkardı. Canlı tanıklar konuşuyorlar. Şimdi o zaman şöyle düşünüyorsunuz ya da Kürt meselesinde işte hep bir inkar. 10 yıl öncesine kadar Kürt sözcüğü çıkmıyordu ağzına, çıkamıyordu. Şöyle bakıyorsunuz. Biz bu yakın tarihi bile bu kadar kapalı tutuyorsak ya da 12 Eylül hala aydınlatılmamış tonla olay var. Yakın tarihte bile bu kadar başarısızken aydınlatma konusunda rasyonel bir şekilde üzerine gitme, mantıklı çözüm yöntemleri bulma konusunda bu kadar başarısızsak doğrusu ben kişisel olarak diyorum ki kim bilir o gün neler olmuştur. Tamam ama Kezban Hanım dediği gibi hani onlara ne? 12 Eylül'le ilgilenmiyorlar, Dersim'le ilgilenmiyorlar. Siyasal elbette. Yani o konuda da katılıyorum. Tamamen siyasi hamleler bunlar. Ama bütün bunun çözümü bizim... siyasi diye ama bundan ne çıkacak kimse bunu kestiremiyor anladığım kadarıyla. Bir şey yok. Sadece siyasi bir karar. Ben böyle düşünüyorum. Siyasal olduğunu düşünüyorum. Konunun siyasileştirildiğini hani siyasetten düşünüyorum. Siyasetten anlayan... Evet belki bu yani bizim sorumuz değil. Yani bir kişinin bakın Veysi Bey. Siyasetten almış bir karar bunun sonucu ne olacak? Veysi Bey bir kişinin öldürülmesi bile... Müslüman inancına göre insanlığın öldürülmesidir. Bir kişiye bile yapılsa. Dolayısıyla biz bunu insan sayısına, başbakanımızın, şimdiki cumhurbaşkanımızın o sırada söylediği sayıya vurmaya kalkmak, yani bu metnin altına herkes imza atar, bütün Batı attı, Amerika attı. Yani böyle bir metin varken artık bu metin üzerinden olayları derinleştirmek lazım. Yani dolayısıyla ben güya konunun uzmanı değilim dedi. Bence en güzelini bağladı. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani biz böyle bir metin çıktıktan sonra çok ciddi anlamda bunun altyapısı hazırlanır, konuşulur, edilir. Yani ister gelsin masaya tarih şeysine baksın, arşivine bakmasın. Sen bak arşive. Peki. Yani biz bakalım halledelim. Eğer tamamladıysa Sevda Hanım. Arşive bakalım. Çeşitli yönleriyle dinlenmesinden yanayım. Bundan birkaç yıl önce Kocaeli Üniversitesi'nde çalışıyorken yine böyle Ermeni konusunda sürekli konferanslar ama hani yukarıdan bir tür talimatlarla yapılıyor. Çok basit bir şekilde dedik ki iyi de biz tek taraflı konuşuyoruz, birbirimizi dinliyoruz. Hiç diğer tarafı dinlemiyoruz ki ne olup bittiğini. Hani biraz da gelsinler, anlatsınlar. Yani bunlar konuşulmalı. Her meseleyi konuşabilmeliyiz biz. Sorunumuz konuşamamak diye. Biz konuşursak Almanya'da bu karar almaz, öyle mi? Bence öyle. Biz konuşalım. Ersam Esin'le bağlayalım, bu konudan çıkalım. Tamam. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın o açıklamaları isabetli. Karşılık bulamadığı aşikar. Bulmasını da beklemiyorum. Tam da Almanya ve Avrupa devletleri ve diğer kabul eden devletler üzerine yani bekleneni, kendi üzerlerine düşenleri yapıyorlar. Yapacaklar, devam edecekler. Bakın size söyleyeyim. Bu basit bir kabul değil.
Bunun arkasından Ermenistan'ın tezlerine bakmak lazım. Bu meseleyi kan davasına çeviren Ermenistan. Hı hı. Türkiye değil. Türkiye her zaman konuşmaya hazır. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor zaten. Ama niyetleri o değil ki. Niyetleri toprak taleplerini, bir takım dayatmalarını, tazminat taleplerini. O bir zannediyorum bu konuda derin çalışanlar da var. Ben meseleye ayrıca duygusal da yaklaşmıyorum. Hukukçu olarak kitap yazmışım. Ceza hukukçusu olarak. Onlarca makale yazmışız. Lozan Antlaşması'nı incelemişim. Geçmişimi incelemişim. Bakmışım. Ben size şöyle söyleyeyim. Almanya'nın niye üzerine vazife olmadığını söylerken duygusal yaklaşmıyorum. Bizim Birinci Dünya Savaşı'na sokan memleket. Çanakkale Savaşı'nda yüz binlerimizi kaybetmişiz bunların hataları yüzünden. O generalin ismini de almışım buraya. Von Sanders denilen bir adam. Yani neticede sen gelip bana akıl vereceksin, ahkam keseceksin. Benim kaldıramadığım bu. Senin üzerine ne vazife derken, kiliselerin hangi maksatla yaptığına, bunun bir sarmal gibi Türkiye'nin, Osmanlı tarihine bir sahip çıkacağız. Oradan gelmişiz. Ha ben diyorum ki devletin başı milleti temsil eden, cumhuriyeti temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda açıklama yapmalı. Bakın yapacaktır. Yapmak zorunda. Ha bu açıklamayı bu şekilde mi devam ettirir? Yoksa bunun karşılık bulamaması sebebiyle ona başka noktalar mı ekler? Ben Almanya'nın peki, bu aldığı kararı, ha milli hassasiyet. Ya her memleketin milli hassasiyeti var. Gidin bakalım belli memleketlerde her konuyu tartışabiliyor musunuz? Peki. Ne diye tartışacaksınız? Öyle peki, bir dünya yok. Ha ben geçmişte hatalar yapılmışsa oturalım bunların hesaplarını, kitaplarını yapalım, konuşalım. Mevzu biraz ama, da milli ve duygusaldır. Yani ama şunu diyorsunuz, söylüyorum. Ama şunu söylüyorum. Ben sadece duygusal maksatla değil ama milli menfaatlerimi de gözetmek suretiyle hukuken hiçbir anlamı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sakıncası olmayacağını düşündüğüm peki, karar, bir çalışma. Peki bu o mevzudan kadar çıkıyoruz. Bu mevzudan çıkıyoruz ama bu kadar hukukçuyu bulmuşken de Cumhurbaşkanı'nın Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay başkanlarıyla Rize'ye gitmesini, Kırşehir'e gitmesini, yani bir geziye çıkmasını ve orada konuşma yapmasını ve konuşmasında hangi başlıkların alkışlandığı da tartışmalı ama hülasa bu geziye, Cumhurbaşkanı katıldığı bir geziye yargı mensuplarının katılıp katılmadığını da sormazsam olmaz bunca hukukçu varken. Ama önce kısa bir ara. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Profesör Doktor Ersan Şen, Avukat Kezban Hatemi, Profesör Doktor Sevtap Yokuş ve Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'yla ilk bölümde Almanya parlamentosunda alınan kararı konuştuk. Sizin de sosyal medyadan gönderdiğiniz mesajlarda olduğu gibi, anlaşıldığı gibi mevzunun iki tarafı var. Bir, bu mevzuyla bir buçuk sene önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama, buna rağmen bir yüzleşme meselesi ve bu açık arayı kapatıp dışarıya da koz vermeme meselesi. Bir diğer tarafı, bu iş biz ne yaparsak yapalım milli ve duygusal bir mesele. Her zaman tırnak içinde oynanmaya, kurcalanmaya muhtaç bir mesele. Mesajlarınızdan da anladığımız şey bu. Şimdi keşke ülkenin gündemi sadece bundan ibaret olsa ve biz de size geceler dileyip kapatsaydık ama Türkiye'de açılışta da söylediğim gibi günübirlik bir gündem değişmesi. Birkaç gün önceye dönelim. Tartışılan mesele şuydu. Sayın Cumhurbaşkanı'yla yargı mensupları bir geziye katılabilir mi? Ve burada alkışlama yapılabilir mi? İktidar kanadının iddiası veya mevzuya getirdiği açıklık şu. Ülkenin Cumhurbaşkanı'dır, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi yargının da yürütmenin de tüm ülkenin Cumhurbaşkanı'dır ve bu geziye yargı mensuplarının katılmasından daha doğal ne olabilir? Muhalefet kanadının iddiası ise Sayın Cumhurbaşkanı kendisinin de ifade ettiği gibi bilindik bir Cumhurbaşkanı değildir. Fiili bir durum olarak partili bir Cumhurbaşkanı'dır. Partili bir Cumhurbaşkanı'nın da yanlış hatırlamıyorsam Kırşehir'de ana muhalefeti de eleştirdiği konuşmasında yargı mensupları Sayın Cumhurbaşkanı'nı nasıl alkışlar? Bunlar da muhalefetin iddiaları. Peki bu mevzu uzayıp giden bir mevzu. Türkiye'de yargı ve siyaset, yargının siyasallaşması uzayıp giden bir mevzu ama biz bugün o referanslarla da hareketle şimdi de bu kadar hukukçu bir arada bulmuşken bu mevzuyu konuşmak isterim. Aradayken Sayın Kezban Hatemi dedi ki diğer konuklar müsaade ederse ben mevzunun arka planında biliyorum. Önce onu bir anlatayım. Ondan sonra da diğer konuklarımız konuşsun derler. Eğer diğer konuklarımızın da izni varsa. Şimdi arka planını biliyorum derken, yani ben zaten bu olaylar yaşanırken hiç haberim dahi olmadı ve yoktum. Ama böyle bir gündemi sarsacak hale gelip bir de dava konusu yapıldığını duyunca yahu bu nedir diye
hem Danıştay'dan hem de Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda bilgi aldım. Bir kere yani bir kere bilmeden konuşuyoruz, bilgimiz olmadan konuşuyoruz. Her zaman olduğu gibi bir kere. Ondan sonra büyük bir alev başlıyor. Ondan sonra onu söndürmek için bütün Türkiye'nin itfaiyeleri devreye giriyor. Yani bu yanlış bir yaklaşım. Olaya şöyle bakalım veya böyle bakalım açısından dahi konuşamaz hale geldik dedi biraz önce Sayın Profesör Kaboğlu. Ben de ona arada dedim ki hocam konuş, bildiğin doğru şeyi konuş. Tenkit en iyi şeydir, tenkit en faydalı şeydir anlayana. Eğer sana hukuki bir sorun olursa bana vekalet ver hocam dedim, gülüştük. Kendisi değerli bir hukukçu, benim vekalet vermesine ihtiyacım yok ama espri olsun diye dedim. Biz konuşmak zorundayız ve doğruları söylemek zorundayız. Konuşalım. Şimdi bu nedir diye sordum. Bir kere bu bütün yargı mensuplarının son yıllarda yaptığı gibi yüksek yargı organlarının belli illerde kendilerinin bağlı olduğu, mesela işte Balıkesir'e zeytin toplama bahanesiyle böyle bir fasilite yapılmış. Hocam biraz önce söyledi, Kırşehir'deki olayı da, onu da bana anlattılar. Ondan da benim haberim yoktu. Yani o olayın da problem haline getirildiğinden haberim yoktu. İzleyicilerimizin haberi yok. O olay dediğiniz ne? Kırşehir'de ahilerde alkışlanma meselesi varmış. Cumhurbaşkanını yargı alkışladı diye. Onu da bana naklettiler. Yani bu da bu olaydır ama maalesef basın bunu böyle alıyor diye. Maalesef basınımızın böyle bir kışkırtıcı yönü var. Doğruyu öğrenmek isteyenler için açıklama yapıyorum. Yani isteyen istediği yorumu yapmakta da serbesttir. Yorumu yaptı diye de hiç kimse düşüncelerinden dolayı, vicdani kanaatinden dolayı anayasanın 24. maddesi değil mi hocam? Yargılanamaz, vicdani kanaatini açıklamaya da zorlanamaz. Bunlar anayasal teminatlardır, boş şeyler değildir. Toplumsal huzurun, toplumsal düzenin sağlayan maddelerdir. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir kere gitmesi Rize Ticaret Odası'nın düzenlediği ödül törenine katılıyor. Duyuyor ki yargı mensupları da oradalar. Akşam bulundukları otele böyle ani gidiyor ve onların yemeğine katılıyor. Şimdi bir Cumhurbaşkanı'nın bir yemeğe katılması bu kadar vahim bir şey mi arkadaşlar? Ondan sonra da Cumhurbaşkanı'nın çay bahçesine değil, Çaykur'un yani bir kamuya ait yerin o gün çay toplama fasilitesi, böyle bir hasat her zaman olmayan bir şey. Böyle bunlar bilinen bir şey. Oraya gidilecekmiş, oraya o da gidiyor, katılıyor. Yani bunda bir art niyet. Hangi kararın nesi yapacağı, bağımsızlığı. Üzülüm. Yargı mensuplarının katılacağı bir Çaykur faslına mı gidiyor? Yargı mensupları, yargı mensupları böyle bir şey düzenlemiş. Çaykur yargı mensupları için düzenlemiş. Rize'ye gitme şeysi düzenlemişler. Aha. Onların katıldığı, kaldığı otele gidiyor gece duyup. Kendi ticaret odasındaki ödül töreni bittikten sonra. Hiç kimse onun, hiçbir yargı mensubu Cumhurbaşkanı'nın siyasi amaçla verdiği bir mitinge veya bir şeye katılmış değil. Siyasi bir faaliyet değil. Yani gittikleri o çay toplama görüntüde verilen de Çaykur'a ait bir kamu kurum ve kuruluşu. Tamam. Hocanın biraz önce bahsettiği Kırşehir'deki dediği olayda da Danıştay Başkanı Kırşehirliymiş. Ben bugün öğrendim onu. Kırşehir'de de bir kız yurdu problemi varmış. Orada o konferansta, ahilerin olduğu konferansta o gündeme geliyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı oradaki ticaret odası başkanına dönüyor, diyor ki bakın bunu yapın. Yani kız çocuklarının ne kadar zorluk çektiğini Sayın Başkan söylüyor. Buna el verin. Bu arada bu devletin yapması gereken bir şey. O arada hallediliyor ve bunun üzerine alkışlanıyor. Şimdi bunlar ne kadar ön yargıyla bakılan olaylar. Yargının tarafsızlığı zaten 138. maddede anayasada belirlenmiş. Bence o kafi. Ona riayet edilsin keşke. Ha, yargı siyasileşmedi mi? Hemen her yerde, her dönemde yargının siyasallaştığını hep birlikte şöyle görüyoruz. Şöyle soralım, ne zaman siyasi değildi ki? Değildi ki. Peki. Ama ben şunu anlamıyorum. Şimdi bu refleksi gösterenler, Cumhurbaşkanını bırakın, yargı mensuplarını töhmet altında bırakanlar, 28 Şubat briefingi verildiği zaman o mor halıdan geçen Yargıtay başkanları, Sayıştay'ı, Danıştay'ı, hakim ve savcıları böyle dizildikleri zaman niye bir reaksiyon göstermediler? İşte gerçek hukuki
Baş kaldırma budur. Peki. Ben o zaman gösterdim. Ama bunun da ne olduğunu anlamaya çalıştım. Peki, yani siz bunda bir şey yok diyorsunuz. Ben bunda bir şey görmüyorum. Peki, Profesör Doktor... Onun için de gayet ben Cumhurbaşkanı olarak orada onlara katıldım demeye getirdi. Peki. Yani hakikaten bunda bir şey yok. Peki. Ama ben onun kararlarına bakarım. Bundan sonra kararlarını bu mağdur olduğunu iddia edenler, yani bağımsızlığın gittiğini iddia edenler, ama kararları izlesinler. Ama bilgi yok ya, Anayasa Mahkemesi Başkanı da davet ediliyor bu geziye ama katılmıyor. Belki mazereti var, onu bilmiyorum kim davet edilmiş kim etmemiş. Bakın bu yargının böyle toplu halde gittiği gezilermiş. Peki. Yani zaman zaman bunları yapıyorlar. Bunlar olurmuş, Cumhurbaşkanı da bu geziye katılmış. Anladık. Bana söylenen bu. Peki Sayın Kaboğlu ne der? Şimdi biz Almanya ile başladık. Yani bir tür eleştirmek için. Ama şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Bakalım. Şimdi Almanya Anayasa Mahkemesi halen Karlsruhe'de, başkentte değil. Macaristan Anayasa Mahkemesi Budapeşte'de değil, Biron'da. Şimdi buradaki amaç yargının en üst organı, politikanın oluştuğu, yasama ve yürütmenin olduğu mekanda değil, o siyasal çekişmelerin uzağında, serin kanlı bir biçimde karar alabilsinler, tarafsız, bağımsız bir biçimde karar alabilsinler diye. Bizim Anayasa Mahkemesi Gölbaşı'na gitti, sevindim. Keşke Samsun'a gitseydi. İşte Yargıtay keşke şeyde olsa, Antalya'da olsa, Danıştay Samsun'da olsa filan. Ve politikacılarla ben protokol şeylerinde bile birlikte olmalarına karşıyım. Şimdi yargı... Bakın, hani bırakın çay kesmeye, hiçbir fotoğraf karesinde bir yerde olmamalı. Çünkü bu konuda Avrupa Mahkemesi'nin kararları var. Türkiye hakkında da, diğer kararlarında da. Evet, Kezban Hanım şöyle haklı tabii ki. Yani çay bahçesine birlikte gitmekle, girmekle tabii ki mutlaka Yargıtay Başkanı tarafsız, şeyse bağımsızsa görüşünü değiştirecek değil tabii. Ama şimdi Kezban Hanım'ın anlattıkları Türkiye'de bir şeyi, yani üstü açılmamış tamamen yeni malzemeler. Ama sorunu biz daha geniş çerçevede ve Kezban Hanım'ın anlattıklarından çok Cumhurbaşkanı'nın söylediği, Yargıtay Başkanı'nın dile getirdiği, Başbakan Yardımcısı'nın dile getirdiği, Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama tamamen onu naksedici biçimde. Şimdi üç kavramı not ettim. Şimdi Almanya neden önemli? Çünkü mahkemeyi bile başka şehirde kurduruyor. Hala öyle ve Almanya parlamentona karar alırsa alsın, Almanya yargı konusunda, anayasa yargısı konusunda Avrupa'nın en gelişmiş memleketi. Şimdi üç kavramı not ettim. Bir, Cumhurbaşkanı'nın ben hepsinin başkanıyım demesini. İki, sizin fiili durum demesi. Üç, anayasal çerçeve, görev, yetki, sorumluluk. Hepsi için geçerli kavram, görev, yetki ve sorumluluktur. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı Yargıtay'ın başkanı değil. Danıştay'ın başkanı değil. Yargıtay da cumhuriyete bağlı değil midir? Hayır, Türkiye ama Cumhuriyeti. O Türkiye Cumhuriyeti bir tüzel kişiliktir. Bağlı. Bir tüzel kişiliktir. Tıpkı üniversite Marmara tüzel kişiliktir. Ama Cumhurbaşkanı Marmara Üniversitesi'nin başkanı değil. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanıdır. Ve Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri anayasanın 104. maddesinde sayılmıştır. Özür dilerim, ben buraya takıldım. Marmara Üniversitesi'nin tabelasında Türkiye Cumhuriyeti Marmara Üniversitesi filan. Hayır ama şimdi o öyle yazar da Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tüzel kişiliği var. Ayrıca kendine özgü. Ve onu temsil eder zaten devlet. Soyut bir şeydir. Tabii soyut bir şeydir ve geneldir. Geneldir, yoksa her kurumun başkanı değil. Her kurumun eğer hiyerarşik ilişkiyi dikkate alırsak, zaten yargı hiyerarşik ilişkinin dışında, üniversiteler hiyerarşik ilişkinin dışında İstanbul'da bir olay oldu diyelim. Büyük bir olay oldu. Bunun sorumlusu Emniyet Müdürü. Emniyet Müdürü'nün üstü İçişleri Bakanı. Pardon, İstanbul Valisi. Onun üstü İçişleri Bakanı, Başbakan'a kadar gider. Anayasamızın şeyi budur. Hiyerarşik silsile budur. Cumhurbaşkanı çünkü bütün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'dır. Bunu belirlemek lazım. Şimdi 104. maddeye göre Cumhurbaşkanı'nın anayasanın uygulanmasını gözetme ve kollama, gözetme yetkisi var. Ve 104. maddede Cumhurbaşkanı'nın
görev ve yetkileri sayılmıştır. Şimdi burada bu görev ve yetkilerin sayılması görev, yetki ve sorumluluk bakımından bir hukuk devletinde olması gereken biçimde midir, değil midir tartışılır bu. Zamanımız olursa Orhan Hoca'nın bana anlattığını, naklini askerlerle ilişkisi çerçevesinde bu maddeyi niçin bu şekilde yazdıklarını. Aldıkaşçı'nın. Hocanın bunu aktarmak isterim. Şimdi dolayısıyla yargının şeyi bellidir. İşte temas ettiğiniz 138. madde. 138. madde bizim bugüne kadar dile getirdiğimiz ya ihlal edilmesin, yasama yürütme buna müdahale etmesin, bir davadan önce bir bakan çıkıp da o suçludur demesin yargılama sırasında, mahkeme karar verdikten sonra bir yürütme çıkıp ben bu mahkemenin kararını tanımıyorum diyemez. Bunu söylüyoruz açıkça. Bunlar anayasanın maddesine riayet etsinler diye. Şimdi burada tabii ki o görüntü Kezban'ın anlattığı Rize'de bir istisna oldu. Tamam. İşte Kırşehir'de bir başka istisna. Balıkesir'de bir üç istisna olmaz mı? Bilemiyorum. Tabii ki hani Kezban Hanım'a bunlar doğrudur diyecek. Yok, Balıkesir Cumhurbaşkanı yok. Yani oraya neyse. Da gitmiş yargı. Şimdi Zeytin burada toplamaya. Burada biz bu olayları şöyle okumamız lazım. Cumhurbaşkanı'nın sözü ben onların da başkanıyım demesi anayasal açıdan mümkün değil. Sayın Kurtulmuş'un söylediği başbakan yardımcısının onların da başkanı. Hayır, böyle sonra kendisi düzeltti ama düzeltme. Bu şunu gösterir. Reis Bey, bir başbakan yardımcısı sıradan bir kişi değil. Her sözü görev ve sorumluluğunu gerekli kılar. Rastgele konuşamaz. Sayın Yargıtay Başkanı'nın Kezban'ın söylediği şekilde bu doğru ise, eğer kendisine doğru bilgi vermişlerse, o zaman çıkıp da efendim böyle bir şey oldu. Cumhurbaşkanı'nın daveti oldu. Ben de ona icabet ettim demek yerine beni eleştirmeyin, beni eleştirirseniz adliye koridorlarını boylarsınız biçiminde açıklama yapması, bugüne kadar süre gelen anayasa ihlaller zincirinin... Bunu nerede söyledi hocam? Ben onu da duymadım. Bunu basında şeyler yazdı, gazetelerde onu çıkarabiliriz. Şimdi bu bakımdan... Gerekli hukuki süreç başlattı. Devam ederse dedi. Şimdi bu devam ederse, yani bunu eleştirmeye devam ederse, ben eleştiriyorum. Ben bu üç görüntünün verilmemesi gerektiğini... Hocam sizinki eleştiri de çok ağır olunca onlara karşı söyledi. Yani bu tarz bir konuşmaya demedi. Şimdi ben anayasayı okuyorum. Hukukçu olarak hukuk devletinde yasama, yürütme, yargı ne diyoruz? Şimdi mesela yanlış deyimler kullanılıyor. Deniyor ki parlamenter rejimde yürütme, yasama iç içedir. Başkanlık olursa tamamen ayrı olacak. Hayır, öyle bir şey yok. Yasama, yürütme hiçbir zaman birbirinden tamamen ayrı olmaz. Ama ne olur? Bir biçimde yasama, yürütme ya karşılıklı bağımlıdır ya da karşılıklı bağımsızdır. Ama bağımsız olan yargıdır. Şimdi bizlere Cumhuriyet'in temel kuruluşları yasama, yürütme, yargı. Burada görev, yetki ve sorumluluk kuralları belirlenmiştir. Çok eleştirdiğimiz bir anayasa ama bu bile tam tamına belirlemiştir. Ama yargıyla, 104. maddede yargıyla irtibat var hocam. Sevgili Kezban Hanım, tabii ki irtibat var ama 104. maddede Almanya'da Cumhurbaşkanı'nın var. Burada da var. Cumhurbaşkanı'nın oradaki görev ve yetkileri sayılmıştır. Yani Anayasa Mahkemesi üyesini atarsın. Yargıtay'dan gelen adayları atarsın. İşte ama onu götürüp çay bahçesine atayamayacağına göre. Şimdi işte, bir de hocam şu var. Çok özür diliyorum. Sözünü ben bitireyim de. Çok aleni tamam, yani. Tabii, bu gizli kapaklı yapılan tamam, bir şey. Bitireyim, bunu bitireyim şimdi. Burada Reis Bey, bu sizin dile getirdiğiniz fiili durum aslında esasen onun üzerinde odaklanmamız gerekiyor. Hocam odaklanmadan. Ha. Şöyle çok üzücü sizi aşmak adına çay toplama Kırşehir filan Sivas'ta diyelim ki Cumhuriyet'in kuruluşu yıl dönümü için gitseler gidiyorlar zaten. Gidiyorlardı zaten. Oradaki beraber verilen fotoğraf ile Rize'de çay toplama arasında verilen fotoğraf arasındaki farkı anayasa, hukuk filan açısından fiili durumla belki açıklarız. Fiili durumla beraber bana gelince söylerim. Şöyle şimdi Sivas'a. Ya özür dilerim, bunu toplanmanın niteliği mi belirleyecek? Birinde çay toplama, diğerinde... Hayır, şimdi o protokole girer. Yani biraz önce söylediğimiz gibi Sivas gibi, Erzurum gibi, Amasya gibi, Samsun gibi,
19 Mayıs'ta pekala şimdi 19 mesela, Mayıs Samsun'da büyük bir tören yapılacak ki ben mesela 563. yıl törenini kesinlikle kabul etmiyorum. Ben işgalciyim demek istiyoruz. Biz hala 563 yılda burasını fetih kutlamasını olacak şey değil. Neden? Dünya aleme kendimizi işgalciyiz halen İstanbul'u işgal ediyoruz anlamına geliyor. İstanbul'un kurtuluşunu kutlayalım ama 563 yıl sonra bunu kutlamanın hiçbir mantığı yok ve bütün dünyaya farklı bir mesaj veriyoruz. O bakımdan biz Cumhuriyet'in temelleri nerede atıldı? Samsun'da. Bütün muhalefet partilerini, bütün mahkeme başkanı... Ben şeye takın, fetih buradan gidersek o zaman hiçbir kurtuluş gününü kutlamamız lazım. Hayır, bakın şimdi. Biz İstanbul'un fethini bu şekilde büyük törenlerle şey yaptığımız zaman o da bize... Sen işgal ettiniz. Bizim için fetihtir. Bizim dışımızdakiler için işgaldir. Evet, hocam tamam, o dünyanın her yerinde bu kavram. Öyle ama göreceli bir şey değil midir? Sevgili Kesman Hanım, şimdi 563 yıl sonra milyonlarca kişiyi toplayıp da ben bunu hiç gereği yok. Hiç böyle tutup da hani sanki burası benim değilmiş gibi sürekli bunu anmanın dünya aleme hocam, bu biliyor musunuz bu aynı, şeyler demokratikleşmelerle doğru ama orantılı. aynı gün sabah Ayasofya'nın önünde yüzlerce binlerce kişi hem de bilmem nereden getirilen bir inanmamla canım çok özür dilerim. Az önce sosyal medyadan gelen mesaj diyor ki Almanya böyle yaptıysa biz de Ayasofya'yı ibadet sanırım. Çok rövanşizme i̇şte, doğru işar gider. İşte ona gider. Yani işte. Şimdi Ayasofya, evet. Ayasofya'nın statüsü belirlenmiştir. Hocam aynı gün değil. Tabii. Maalesef birkaç hafta, birkaç gün önce. İşte bunlar hep milli, manevi dediğimiz milliyetçi duyguları, hassasiyetleri tahrik eden, tırmandıran ve bizi giderek hukuktan, gerçekten ulusal günlerden, Cumhuriyet'in kuruluşu gibi, Samsun gibi, Sivas gibi günlerden uzaklaştıran ve bizi böyle tarihi olaylarla, Viyana kapılarıyla filan oyalayan ve bir yüzyıllık, yüzyıl önceki sorunu da tartışırken bizi küfre kadar sevk eden duygusal yaklaşımlardır. O nedenle... Bunu ayrı bir başlık olarak açalım. O nedenle lütfen, o nedenle ben şunu bitireyim bunu. Şunu tamamlayalım. Şimdi fiili durum... Çay toplamayla 19 Mayıs Samsun'da verilen fotoğraf arasındaki bizi farkı hukuki açıdan bir tarif eden. Şöyle şimdi biri protokoldür dediniz. Eğer çay toplama Kezban Hanım'ın söylediği gibi Yargıtay Başkanı ya da Danıştay Başkanı'na çıkıp da böyle oldu. Bakın çünkü burada kocaman Yargıtay var. Hocam çünkü, yani bunu açıklamak onun ben zeyl birisi resmi yani. Diye gayri resmi ya. Yargıtay ama Başkanı olsa, söz verirseniz şimdi Danıştay Başkanı o hanımefendi olsa ben zeyl ederim bu açıklamayı. Ama şimdi siz açıkladınız bunu. Pekala hükümet sözcüsü ya ama da... Ama bunu bakın, ya da, bunu suçlayanın olayı gidip öğrenip ne olduğunu anlaması ama, gerekirken ama, böyle isnatlar, bunu bakın sıradan adam gidip dava açmıyor hocam. O parlamentodaki bir milletvekili açıyor. Şimdi onun adına konuşmuyorum ama benim hayır, elimde ben, bir hukukçu yani olarak... Yani söylemek istediğim ortalığı karıştıran, bu karıştıracağına, bunu fırsat bilip Türkiye'de kaos yaratacağına doğruyu öğrenme o benden ama, daha önce. Ama bakın, ben bugün bütün günü öğrenmeye çalıştım doğru, bunu. Ama bakın şimdi sözcüler var. Saray, külliye sözcüsü var, hükümet sözcüsü var, Yargıtay sözcüsü var. Hocam bu spontane olmuş bir şey yani sonradan sözcüye mi bildirilecek, basın açıklaması mı yapılacak? O zaman neden bence ben onların derece başkanıyım şey diyor, bu. Neden bilmem Yargıtay başkanı şöyle diyor, neden öbürü böyle diyor. Anayasal görev yetkileri belirlenmiştir. Burada böyle bir şey olabilir ama o bir biçimde kamuoyuna yansıtılır. Yani hocam ne diyor? Çaykur Başkanı Genel Müdürü der ki bunlar benim hayır bunlar yok ama bakın. Hocam Cumhurbaşkanı ile ilgili bir problemde biraz önce siz söylüyorsunuz fakat, konuşamadım edemedim diyorsunuz. Hayır, Çaykur Başkanı nasıl konuşacak? Ben konuşamadım değil. Ben şunu söylemek istedim. Ben her yerde konuşuyorum ama korkunç bir bilgi kirliliği var. Bu ekranlarda aynen genellikle öyle. Bu ekranlarda anayasa adına, siyaset bilimi adına konuşanlar ekranları tenzih ediyorum tabii sizin programınızı. Büyük ölçüde bilgi kirliliği de dolduruyorlar. Tamam. Hocam buradan çıkalım. Sizin hukuki ve vicdani kanaatiniz nedir? Şimdi benim yargı mensuplarının Kezban Hanım'ın verdiği bilgi üzerinden yani böyle bir toplantıya arkalarını mı dönecekler? Katılmalarıyla ilgili kanaatiniz nedir? Hayır. Onu alayım sonra şimdi devam. Şimdi böyle bir olay yaşanmış olabilir ama şimdi bu olabilir. Bu bir biçimde açıklanabilir. Fakat bu devam ediyor ise Kırşehir gibi Balıkesir farklı yerler gelir ise ve arkasından
Bu şekilde açıklamalar yapılır ise ve hocam Balıkesir'e Cumhurbaşkanı'nın çıkıp ben onların da başkanıyım derse, tamam hocam. Hükümet sözcüsü derse bunu, ondan sonra Yargıtay Başkanı eleştirenleri dava edeceğim derse, başbakan çıkıp da seçimle belirlendi Sayın Cumhurbaşkanı, anayasayı bir kenara bırakalım derse, ne olur bu? O zaman ne olur, fiili durum dediniz, bu anayasal darbedir. Yani ya anayasa vardır, bakın şimdi yorum farklıdır. Yorum yani anayasa bakın, toplantılara Cumhurbaşkanı'nın katılamayacağını mı söylüyor? Hayır, Cumhurbaşkanı katılır. Hukuk insanı olarak, bilim insanı olarak sizin anladığınız mı budur? Sizin kanaatinizi almaya çalışıyorum. Bütün toplantılara Cumhurbaşkanı katılır mı? Onu mu soruyorsunuz? Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı katılır toplantılara tabii ki. Yani davet edildi. Siz anladığım kadarıyla daha sonrası yapılan açıklamaları eleştiriyorsunuz. Durum, şimdi doğru bilgi yok konunun, diyor hocam. Bu konunun kamuoyuna, basına yansıma biçimi ve yasama, yürütme ve yargı mensuplarının bunu savunma şekli esasen anayasamızın çerçevesinin dışına çıkan ve bizim o çokça hassas olduğumuz yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı sadece vicdani kanaatle değil, kamuoyuna verilen bir görüntü ile de ilgilidir. Çünkü bunlar hani dava konuları gelir sonra haklı olarak adalete uygun karar verir ama yarın bir gün denir ki ya bunlar sürekli onunla birlikteydi, yürütmeyle birlikteydi. Peki bu kararda şeyi aykırı adalete. Şimdi bir yere katılmakta beis yok ama sonrasında yapılan açıklamalar sıkıntılı. Hiç kuşkusuz. Doğru anlıyorum ama en baştan verdiğiniz referansla da keşke Anayasa Mahkemesi mesela Amasya'da olsa. Değil mi? Buna katılıyoruz anlamında anlıyorum. Keşke biraz daha ayraç uzun olsa ki sonrasında da kamuoyu Yargıtay'ın, Danıştay'ın verdiği kararda burada efendim Cumhurbaşkanlığının etkisi var dememiş olsa, demesi. Hocam, doğru anlıyorum değil mi? Hocam bakın söylediğiniz çok doğru ama bu tabii bizim genel hem yargı siyasi yargı yani yargının siyasallaşmasıyla ilgili ne zaman ki siyasallaşmadı dedi biraz önce Veysi Bey. O tarihi sürece baktığımızda da bir sürü problemler. Refah Partisi'nin kapatılma davası, AK Parti'nin kapatılma davası. Biliyorsunuz Yargıtay'ın partilerin kapatılmasına bakan savcılar Yarsav'la birlikte toplantılar yaparak bütün bunlar açıklandı hocam. Yani kapatma davaları için bunlar vahim. Eğer siz biraz önce söylediniz ki hukuk bilginiz konusunda kimsenin kuşkusu yok. Estağfurullah hocam. Suimisal emsal teşkil etmez. Olmaz. Hayır şimdi demek burada, istiyorum ki bütün siyasi tabii, şeyimizde bu var. O özellikle fiili durum deyişi anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Dikkat edin. Neyle başlıyor? Yasama, yürütme ve yargı diyor. Şimdi peki. Yasama, yürütme, yargı anayasaya titizlikle bağlı olmaz ise o zaman siz burada hukuk devletini inşa edemezsiniz. Peki hocam fiili durum, fiili durum deyimini kullanmak son derece tehlikelidir. O ben anayasayı tanımıyorum. O zaman demektir. Bu anayasal darbedir. Evet, peki. Evet. Şimdi aslında bütün mesele yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak bütün boyutlarıyla. Ben Ersan Bey'in bazı televizyon programlarını hatırlıyorum. Çok hassasiyetle ki ona katılıyorum. Aman yargıya dikkat, aman yargıya dikkat. Yasama, yürütme, yargı. Bakın yasamayla yürütme zaman zaman iç içe geçebilir. Parlamenter rejimlerde böyledir. Diğer rejimlerde de bir iletişim vardır. Ama yargıyı siz her halükarda tarafsız ve bağımsız tutmak zorundasınız. Tamam, fotoğraf yürütme, bunu bozuyor mu? Söyleyeceğim. Yürütme Türkiye'de bir tarafta Başbakan ve Bakanlar Kurulu, diğer başı da Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı için yürütmenin başıdır diyebilirsiniz. Yürütmenin diğer koludur diyebilirsiniz. Ama Cumhurbaşkanı yargının başı değildir. Yargı bağımsızdır ve o da aslında egemenlik yetkisini nasıl ki yasama kullanıyorsa, nasıl ki yürütme bir kısmını kullanıyorsa, yargıda diğer kısmını kullanıyor. O da doğrudan egemenlik yetkisini alıyor. Şimdi yargının bağımsızlığı demokratik ilkeler bakımından ve hukuk devleti açısından bu kadar hassas iken bunun tartışılması, bakın şurada bunun tartışılması bile yargının bu düzeyde tartışılması bile oraya bir zarar veriyor. Yargıyı bağımsızlık ve tarafsızlık noktasında çok
itinayla saklı tutmak zorundayız. Fotoğraf meselesi. Tabii fotoğrafı tek başına algılamamak lazım. Türkiye'de bugünkü bugün tartışmalar çok başka noktalarda. Cumhurbaşkanının aynı zamanda yasama çoğunluğuna hakim olması, yürütmenin başında olması, fiilen aslında partisinin başında olması, partili cumhurbaşkanlığı meselesi, hatta anayasal düzeyde fiili bir durum var, biz anayasayı buna uygun hale getirelim şeklinde tartışmalar yürüyorken, bir taraftan da yargıyla ilgili böyle bir fotoğraf bir başka algıya neden oluyor. Ne oluyor? İşte bugün tamamlandı, ben yargının da başındayım deyince... Ama yargının erklerin başındayım tamamın, demedi. Ben onu bir zet duydum. Cumhurbaşkanıyım dedi. Cumhurbaşkanı, yani şimdi bakın. Ama bir algı meselesi var. Biraz önce ekrana getirdi onu yeniden. Arkadaşlarım bir hazırlayabilir mi Sayın Cumhurbaşkanı? Demedi yani. Cumhurbaşkanıyım dedi. Cumhurbaşkanıyım dedi. Cumhurbaşkanı sırası gelince söyleyeceğim. Yani bakın iki kavram Sayın çok farklı manaya geliyor. Ben biraz önce ne dedim? Algı çok önemli. Yarattığınız algı çok önemli. Ama bakın söylediğiniz cümle çok vahim bir cümle. Hayır. Böyle algılanabilir elbette. Yani orada söylediğim yargıdan Cumhurbaşkanı da başvasını da yürütmeyi de yasamayı da yargıdan uzak tutmak zorundayız. Biraz önce söylediğiniz gibi biz aslında uzun yıllar neyin acısını yaşadık? Yargı ile ilgili sorunları hala da yaşıyoruz şimdi, canım. Şimdi neler ona daha o fazlasını niçin katıyoruz? Bakın HSYK müfettişlerinden, HSYK'daki müfettişlerden biri benim doktoradan öğrencimdi. Yaptıkları bir soruşturma neydi biliyor musunuz? Bir hakimin, bir kadın hakimin ağır makyaj yapması, işte giyim tarzı nedeniyle biliyorum. Soruşturmaya uğraması. Bakın, disiplin soruşturması. Bir evet. Alt düzeyde bir hakimin bu düzeyde ilişkileri, görüntüsü bile tartışma konusuyken, şimdi yüksek yargı mensubu birinin, birilerinin yürütmenin başındaki biriyle, hem de şu bahsettiğim tartışmaların içindeki yürütmenin başı ile görüntü vermesi gerçekten farklı bir algıya neden oluyor. Vallahi Yargıtay'ın ben hiç öyle farklı algılamıyorum da Cumhurbaşkanı değildir. Efendim? Yargıtay'ın ve Danıştay'ın Cumhurbaşkanı değildir. Ya Cumhurbaşkanlığı bir makamdır. Birinin başkanı, birinin... Herkesin, Türkiye Cumhuriyeti'nin. Evet, yani bir, o bir makamdır. Birinin başı, yani yargının başı değil tabii yürütmenin ki. Başıdır. Yürütmenin başı. Yok. Yürütmenin işte çift kanatlıdır. Bir tarafta başbakan ve bakanlar kurulu vardır. Tabii orada da başka tartışmalar. Hani birileri de diyebilir evet, ki da. Başbakanı da o belirledi zaten. Bakanları da belirliyor. Yürütmenin zaten fiilen başında tamamen. Evet. Yasama çoğunluğunun da zaten hakimi. Şimdi bir de yargı peşine takıldı filan. Algıdan bahsediyorum. Yani vatandaşın algısından ama bahsediyorum. Bu mevzu biraz kadar, algı mevzu. Bu kadar vahim bir tablo çizmeni. Hani Alman ekolü olduğunuz için söyleyeyim. Rosinen teori dedikleri bir olay oluyor hocam. Yani bu da olmaz. Yok, yani. Şimdi, hani bir de saçlarından sürükleyerek getirildi kavramı var. Ama, olmadı bu. Kezban Hanım iyi koydu. Çünkü şimdi fiili durum dediğimiz zaman işte Almanya'da hocam, yaşandı şimdi bu ikinci dünya dönemi. Yani bu seçmece karpuz gibi Yargıtay'ı, Danıştay'ı, Sayıştay'ı herkesi toplayarak verilen bir şey. Yani ya bu kadar şimdi, aleni. Yani yapacaksa gizli yapar ya etkilemeyi. Hayır, böyle şey olur mu? Etkilemeden bahsetmedim ama ben çok başka bir şey. Sevtap Hanım algıdan bahsetti. Sayın hocamın ama işte eleştirileri böyle bir algı başka. Olamaz. Böyle algıyı da, algıyı şey. Da mevzunun hukuki durumunu da konuşalım. Ersan Bey sabırla beklediği için teşekkür ederim. Ama önce kısa bir araya gidelim. Sonra Ersan Bey rahat rahat konuşalım. Kısa bir ara. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Profesör Doktor Sevtap Yokuş, Profesör Doktor Ersan Şen ve Avukat Kezban Hatemi ile bir önceki reklamdan buraya kadar da yargı mensuplarının, yargı başkanlarının Sayın Cumhurbaşkanı ile bir gezide fotoğraf vermesi üzerinden hukuku, demokrasiyi, vicdanı, yargı siyaset ilişkisini konuşuyoruz. Arada bir yerde Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Sayın Erdoğan ben yargının da Danıştay'ın da başkanıyım mı dedi yoksa Cumhurbaşkanıyım mı dedi konusu polemik konusu olmuştu. Arkadaşlarımdan rica ettim. Onlar da sağ olsunlar hazırlamışlar. Onu bir izleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili ne demişti? Ben şu anda bir siyasi partinin genel başkanı değil. Halkının %52 oyunu alarak
seçilmiş bir cumhurbaşkanıyım. Yargı organının da cumhurbaşkanıyım. Yürütmenin de cumhurbaşkanıyım. Yasama organının da cumhurbaşkanıyım. Böyle bir yaklaşımın içerisine giren bu muhalefet hala siyaseti öğrenememiş. Önce bunların siyaseti bir öğrenmesi lazım. Peki. Yani bunlar Tayyip Erdoğan birisine selam verse niye selam verdi diye bunun hesabını soracaklar. Veya Tayyip Erdoğan'a birisi selam verse niye sen Erdoğan'a selam verdin diye bunu soracaklar. Bunlar boşuna yoruluyorlar. Biz yargının başkanlarıyla, temsil noktasında olanlarıyla bu tür seyahatleri rahatlıkla yaparız. Bunun yasal, ahlaki tamil olarak hiçbir yanlış yanı yoktur. Peki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları böyle. Dolayısıyla bu mevzuyu kapattık. Ben yargının da, yürütmenin de, yasamanın da cumhurbaşkanıyım dedi. Bu mevzuyu kapattık. Ama bu mevzuyu Sayın Ersan Şen'le şuradan yürütelim. Şimdi buraya kadar her üç konuşmacımızda buraların da cumhurbaşkanı mı olur, yoksa bu sadece Türkiye Cumhuriyeti bir tüzel kişiliktir, sadece orayı mı temsil eder, sadece yürütmeyi mi temsil eder? Bir bu, iki, diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamalarına yönelik eleştiriler şöyleydi, o zamandan hatırlıyorum. Madem her üçünün de cumhurbaşkanı ama aynı konuşmada muhalefeti, muhalefetin liderini neden eleştiriyor? Bu belki ikinci bir soru olarak olabilir. Sadece tüzel bir kişilik olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni mi temsil eder Sayın Cumhurbaşkanı, yoksa hem yargıyı, hem yürütmeyi, hem yasamayı mı temsil eder? Şimdi anayasal durumda Cumhurbaşkanı'nın yeri anayasanın 8 ve 104. maddelerinde netleştirilmiş. Yürütmenin içindedir. Görev ve yetkileri esas itibariyle yürütme organından gelir. 104. maddede yasama, yargı ve yürütme ile idare ile ilgili görev ve yetkileri ayrıca tanımlanmıştır. Orada yargı ile yetkilendirilmesi Cumhurbaşkanı'nın yargının başı olduğunu göstermez. Zaten bu masada bulunan hiçbir hukukçu da kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde yargının Cumhurbaşkanı'na bağlı olduğunu, devlet başkanına bağlı olduğunu bir hukuk devleti ilkesi içinde söylemez. Yanına bile yaklaşmaz. Şimdi burada mesele biraz neresinden başlayacağımı kestirmeye gayret ederken, Türkiye'nin tabii durumu itibariyle özellik arz eden, açıklanması gereken bir mesele. Mesela biraz önce Sayın Hocam, Almanya'da hakikaten takdir edilecek bir anayasa mahkemesi vardır. Ama Almanya'nın sosyolojik ve tarihi geçmişine baktığı zaman İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte çok acı çekmiştir. Acılar çekmişlerdir. Demokratik düzenden çıkışın önüne geçmek, kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasını sağlamak için güçlü bir anayasa mahkemesiyle cevap vermişlerdir. Esasında Türkiye'de anayasa mahkemesi kişi hak ve hürriyetlerinin bekçisidir. Bireysel başvurunun 2010 yılında kabul edilmesinin de ana gerekçelerinden birisi buydu. Şu anda siyasetle zıtlaşmasının da sebebi yargının verdiği kararlarla herkesi memnun etmesi, hoşnut etmesi mümkün değil. Bir taraf kaybeder, bir taraf kazanır. Kayıp kazanç değil de yargı insanları efendim onların duygularıyla, beklentileriyle memnun etmek için yoktur. Yargı hukuk kurallarıyla, hukukun evrensel ilke ve esaslarıyla, kanunlarıyla vardır. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı da çok ve çok mühimdir. Peki, bu açıdan şunu söylemek istiyorum. Fotoğraf üzerinden gider misiniz? Ben fotoğraf üzerinden gideceğim. Şunu da söyleyeceğim. Bir defa ben fiili durum oluşturma gibi tuhaf bir kavramın Türk hukukuna bir teamül şeklinde yerleştirilip efendim oluşan fiili durumlara göre biz hukuku yapılandıralım mantığını doğru bulmuyorum, ama geçmişte birçok örneğini gördüm. En önemlilerinden birisi gecekondulardır Türkiye'de. Mesela siz inşai faaliyetinizi veya evinizin efendim önünü açmak için, ya ben çok sıkılıyorum bu düzenden, bu balkonumu bir teras haline getireyim dediğinizde, affedersiniz, herkesin anlayacağı dilden de konuşalım, teknik hukuka boğmayalım, kafanıza göre hareket edebilir misiniz? Bunun belediyesi var, imarı var, hukuku var, kaidesi var. Ama böyle gidersin, olmuyor. Bak, böyle olmuyor biliyorsunuz. Gidersin, terası açıyor, sonra imar. Olması gerekeni olacak. Söylüyorum işte. İşte fiili durum oluşturmak, sokaklarda trafik sıkışıklığı varsa kaldırımlardan araçlarımızı götürelim demeye benzer.
Bak bir sorunu çözüyorsun kafana göre. Ama çözdüğün yöntem hukukun öngördüğü değil, senin kendi kafana göre icat ettiğin. Dolayısıyla öyle fiili durumlar oluştu. Fiili durumlarda milletin veya toplulukların, toplumun beklentileri var. Anayasa nerede olursa olsun dediğinizde Sayın Hocam'ın söylediği hukuk devleti ilkesinin bir ışığı olan herkesin normlar hiyerarşisinin yazılı hukuk sisteminde tepesinde bulunan anayasayla bağlılığını hatırlamak ve hatırlatmak gerekir. Dolayısıyla şu kavramı bir defa hukukçular olarak bizler kullanmayalım. Bak gazeteciler kullanıyor. Yanlış. Siyasetçiler de kullanıyor. Özellikle siyasetçileri yargıçlardan, yargı mensuplarından ayıran ve biraz şanslı konuma koyan bir husus var. Konuşabiliyorlar. Yargıtay Başkanı'ndan da benim beklediğim şu olurdu Sayın Başkan'dan. Çıkıp diyecekti ki ben Yargıtay Başkanı olarak Cumhurbaşkanı'nın da başındayım. Bak Yargıtay Başkanı olarak Cumhurbaşkanı'nın da Yargıtay Başkanı. Baktığınız zaman eğer söz o şekilde bu şekilde kullanılıyorsa ya o da Yargıtay Başkanı. Şimdi siz ben sabah gidip de ben Yargıtay Başkanıyım diyebilir miyim? Ayrıca bu başkanlar Yargıtay'ı, Danıştay'ı, Sayıştay'ı temsil ederler ama oradaki hakimlerin iradelerine asla ipotek koyamazlar, semboldürler, kararlarına da müdahale edemezler. Onu size söyleyeyim. Yani gidip siz Yargıtay Başkanı'nın bir dairenin vereceği karara hani sual olarak, sözlü olarak görev yetkilerinin tanımı çerçevesinde belki sorabilir, sual edebilir ama şöyle karar vereceksin, böyle karar vereceksin. Ama şu da bir gerçektir. Tarafsızlık objektiftir ve sübjektiftir. Sübjektif tarafsızlık yargı mensuplarında içseldir. Kendinle baş başasın. Objektif de verdiğin görüntülerdir. Sayın Hocam onu hatırlatmadı ama fazlasıyla bilir. Devlet güvenlik mahkemelerinin Türkiye'de kaldırılmasının ve askeri hakimlerin... Avrupa Mahkemesi onun için referans verdim. Devlet güvenlik mahkemelerinden askeri hakimlerin ayrılmasına İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin karar vermesinin nedeni verdikleri görüntü tarafsızlık konusunda objektif bakımdan yaşanan sıkıntılardan kaynaklanmıştır. Ben şunu söylemek istiyorum. Baktığınızda buraya da not almışım. Yargı mensubunun yemek yemesi, bir yere katılması, resmi toplantıları buradan ayıracaksınız. Biliyorsunuz bir devlet protokolü var. Vilayetteki o dediğiniz anmalara, kutlamalara bir düzen içinde giderler. Başsavcı da gider. Adalet Komisyonu Başkanı da gider. Bunları bir kenara koyar. Gayri resmi olanlarda yemek yese ne olur? Davası yoksa bir şey olmaz. Bir meselesi yoksa bir şey olmaz. Oturup kalkması bir şey olmaz. Ama Türkiye'deki tartışmanın ana sebebi soyutta değil. O görüntülerde, çay toplama, işte başka yerlerde bulunma. Bu fiili durumlar üzerinden partili cumhurbaşkanlığı meselesinin henüz anayasal bazda ilgili maddelere eğer kabul edilecekse derc edilmemesi öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ve daha çok ana muhalefet partisi lideriyle polemik şeklinde gelişen tartışmalarda insanların biraz maksadı aşan sözlerle yakaladık siyaseten yapıştıralım mantığından kaynaklanıyor. Yargının sancıları, yargının siyasallaştırıldığı noktası ve bağımsızlığı üzerindeki sorunlar noktası Türkiye'nin yeni bir konusu değildir. Çünkü yargı muhteşem bir güçtür. Yargıyı elde tutmak demek hukuk devleti ilkesinde. Eğer bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlayamazsanız, ya bağımsızlık ve tarafsızlık kanunlarda, anayasada var ama gerçek manada onu kuramazsanız, yargı hakikaten çok tehlikeli bir silahtır. Siyaset, İki cümleyle müsaade ederseniz. Saçmak kadar. Siyaset gelişmiş Avrupa toplumlarında da var, işliyor. Orada yargıyla siyaset bu kadar iç içe değil de. Niye değil, burada olmasının sebebi var ama. Nedir o? Bak sebebi şu, şuraya not almış. 2002'ye kadar yargının belirli bir düzende askerin belki önde olduğu veya siyasetin askerle çatışma halinde olmadığı noktalarda o ihtilaller, darbeler döneminde de bir takım değişmelere yargı mensupları olarak ses çıkaramadığı noktalarda sorun çıkmadı, devam etti. Ama ne zaman 2002 yılına geldiğinizde, o Kasım 2002 tarihinden sonra, bunları da net daha önce söylediğim için naklediyorum, AK Parti'nin askeriyeyle, AK Parti'nin bürokrasiyle birlikte çalışma isteğini gerçekleştirememesi ve çatışmaya girmesiyle başlayan dönemde 2007 yıllarında o sözde Ergenekon örgütünün kurulma süreçlerinin, yani bir sanal olarak oluşturulma süreçlerinde Anayasa Mahkemesi ciddi bir davaya baktı. Bak kapatma davasına. Ve yargı çatışması
yani saf tuttuğu söylenen yargının ana çatışması 2010 yılı referandumda, Türkiye'de 2010 yılı referandumu, anayasa referandumu bir kırılmaydı. Eğer hayır çıksaydı oradan çok farklı bir noktaya gidilirdi. Evet çıktı, farklı bir noktaya gidildi. Ha, o dönemde siyaset yargı üzerinde dilediğini yapabildi mi? Yapamadı. Bu defa bir paralel yapı iddiası ortaya çıktı ki 2014 yılında Sayın Atemi'yi de hocalarım da bilir, hükümet canını var ya, şey zor kurtardı böyle. İnce çizgilerle kurtardı. Türkiye'de bir bakıldı ki 2014 yılına kadar biz esasında 2010 yılı referandumuyla hiçbir şey yapamamışız. Bağımsızlık, tarafsızlık sağlanması anlamında hiç de öyle istenildiği yere gelinememiş. Tam tersine farklı noktalara gidildiği bir durum ortaya çıkmış. Bu manzara tam siyasız Allah. Ama ben şunu söylemek istiyorum ki, ister hükümet üzerine alınır, ister başkaları, her zaman yargıyı elde tutma maksatları olmuştur. Halen devam etme isteği siyasetçilerde olabilir. Buradaki bütün mesele, iki cümlede toplayacağım, çok önemli. Esas yargı mensuplarına iş düşmektedir. Bağımsızlıklarının, tarafsızlıklarının kuvvetler ayrılığında hukukilik denetimini hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yapan yargı mensuplarının görev ve yetkilerinin farkında olması ve kimseye teslim olmamaları gerekir. Memnun edersiniz veya etmezsiniz kararlarınızda. Gelir seninle görüşür, oturur kalkar, çay içer, sohbet eder, her şeyi yapar. Ama onun hukuka, kanuna, hukukun evrensel ilke ve esaslarına göre vereceği kararlara müdahale etme noktasındaki o baskıyı, varsa hukuk kurallarını kırmamız ve yargı mensuplarının birbirlerine sahip çıkmasını sağlamamız lazım. Ama siz daha kendi içinizi, bünyenizi temizleyememişken şu anda yargı mensupları rahat mı? Değil. Paralel yapı iddiaları aynen devam ediyor. Birçok soruşturma, inceleme devam ediyor. Ama esas son cümleme geleceğim. Toplum nasıl bakıyor yargıya? Bak sorun o. Hukuk güvenliği hakkında, insanların mülkiyet hakkında, insanların hak ve hürriyetlerinin ne şekilde korunabildiğinde. Esas yara bence siyasetçilerin üzerine düşen, biz çoğunluğunda veya efendim işte oraya temsil demokraside aday milletvekillerimizi gönderdiğimiz bizlere de, entelektüellere de, hukukçulara düşen de bence ana sorun yargının tarafsızlığının, bağımsızlığının, süratli karar vermesinin, doğru isabetli karar vermesinin toplumda ne kadar, o algıda ne kadar kabul gördüğüyle ilgili Türkiye sorun yaşıyor. Yani çay toplamakta, bakın çay toplamakta. Şimdi Cumhurbaşkanı bunu iki sebeple yapmış olabilir. Birincisi, birlik bütünlük görüntüsü vermek isteyebilir. Ben devletin başıyım, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletinin temsilcisiyim. Siyasi değilim ama diğer tarafta siyasi partinin cumhurbaşkanı olduğunu söyleyip de bunu yaptığında sorun çıkıyor. Anayasa bazında da sorun çıkıyor. Tarafsız cumhurbaşkanı kimliğiyle hareket ettiğinde belki bunlar yaşanmayacaktı. Ama işin içine siyaset girdiğinde, partili cumhurbaşkanlığı meselesi girdiğinde ve sembol olan bu isimlerinde onun yanında yer aldıklarında esasında hiçbir karara o toplantılar nedeniyle etki edemeyeceği aşikar olan bu görüntülerden çıkan manzarada o başkanlar zor durumda kaldı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin tez elden bu fiili durum politikasından vazgeçip böyle çok da güzel bir kavram fiili durum. Ya fiili durum dediğiniz meseleler esasında iç hukukta, bak bu uluslararası hukukta olabilir. Bu işgalde olabilir. Bir toprağı ele geçirmekte olabilir. Fiilen orada bulunabilirsin ama iç hukukta, egemenlik, bağımsızlık meselesinde, hukuk düzeninin devam ettiği, kanunların, anayasanın olağan hukuk düzeninde yürürlükte olduğu meselelerde insanların hak ve hürriyetlerini fiili durumlar oluşturmak suretiyle başkalaştıramazsınız, kısıtlayamazsınız. O zaman eşitlik ilkesini bozarsınız. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Sokaktaki insanın en önemli sorunu yargıya güven sorunudur şu anda. Bakın dibine kadar bu sorun vardır. Çünkü demokratik hukuk toplumlarında en önemli mesele şudur. İnsanlar sokaklara çıktıklarında canlarının korunduğunu, başlarına, mallarına herhangi bir halel geldiği durumda ona kolluğun, yargının gerçek manada sahip çıkacağını, bir karar verdiğinde o kararın dürüst, adaletli karar olacağına inanç meselesindeki istatistiklere, toplumdaki yansımalara bakmak lazım. Türkiye'nin en önemli sorunu, kanaatim odur ki, bu görüntülerden kaynaklanmamaktadır. Bunlar siyasetçilerin elini güçlendiren, kendilerine göre bir koz olarak naklettikleri eleştiri kaynakları olarak görülebilir. Ama tekrar söylüyorum, bu görüntülerin olup olmamasından ziyade mesele
konunun arka planına, gerçek yerlerine bakmak lazım. Biz niye Batı'daki veya Almanya'daki veya bir başka İngiltere'deki o yargı bağımsızlığını sağlamak noktasında esas yerlere gelemiyoruz? İşte bu noktada peki, kanaatim odur ki geçmişimize bakacağız. Geçmiş hatalarımızı tekrarlamamak amacıyla yargının gerçek manada disiplin altına alınması, varsa orada sorunlar, o sorunları çözmek noktasında siyasetçilerin öncelikle ve özellikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına önem vermesi gerekir. Ama Türkiye'de hukuk güvenliği hakkı yerli yerine oturtulamadığı için hiçbir siyasi de o gücü terk etmek istememekte ve siyaset üzerinde konuşma ve karar alma, kanun çıkarma gücü üzerinden yargıya müdahale etme isteğini devam ettirmektedir. Peki. Acı olan budur. Peki. Aha, bu noktada tıkanma yaşanmaya çok fazla devam eder de olağan sıradan insanların yargıya olan güvenini daha da aşağı indirmeye kalkarsak o zaman daha büyük sorunlar şöyle yaşanacaktır. Ha, demek ki yargıyla bu işler çözülmüyor. Çünkü hukukun olmadığı yerde hocam, işte yargı yargının olmadığı yerde adalet olmaz. O zaman sen kendi adaletini gerçekleştirmeye kalkarsın. Hesabı kitabına göre yaparsın. Dolayısıyla en önemli mesele, siyasilere bizim mesajımız şu olmalı hukukçu olarak. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerini böyle güzel süslü sözlerle anlatmak yerine gerçek manada kanunlarda ve uygulamada yaşayacak, yaşatacak bu toplumun insanlarına verecek çalışmaları yapın. Peki. Yoksa siyaseti, yargının araçsallaştırılmasıdır bak en büyük tehlike. Yargıyı bir güç olarak kullanıp da bir onlar üzerinden aldık, bir reklama geldik. Kusura hocam. Bakmayın teşekkür ama yani ben hani bunu bir dert olarak nakletmek peki istedim. Peki sanırım Sayın Kaboğlu'nun ekleyeceği bir şey var. Ben de bir şey ekleyeceğim. Siz de ekleyeceksiniz sonra bu konuyu da kapatacağım. Yoksa bakın Türkiye'de başka vilayetlerden, kaymakamlıklardan yargı mahkemeler çıkarılmıştır. Bunlar çok güzel. Peki. Bu işi sadece bina olarak yapmayacaksınız. Biliyorsunuz hocam peki, Türkiye'de kırsalda birçok adliye binası vilayetin içindedir, kaymakamlığın içindeydi. Çıkarın ama kafa olarak bunu yapacaksın. Peki, İbrahim sadece Kaboğlu. Bina bazında değil. Şekli buyurun olarak değil. Evet, şimdi tabii gerçekten biz de uzun yıllar savunduk onu. Adalet binası hükümet konağının içerisinde olmamalı diye. Hatta hangi siyasetçinin adalet yaptık, saray yaptık ama adalet getiremedik. Var, evet. Yani büyük adalet sarayları yaptık ama getirebildik mi? Şimdi bakın biraz önce şunu söylemiştim. Bu özellikle medya yoluyla topluma sürekli kirli bilgi şırınga ediliyor demiştim. Özgürlükler tabii sadece bilgilenme hakkı değil, işte bilgi aktarma değil. Hocam buradan şöyle bir şey çıkacak mı yine? Bütün bunlar hep medya yüzünden. Medya yüzünden demiyorum. Yok değil ama hocam lütfen şunu söyleyin. İnanın bakın sizden ben bunu beklerim. Siz yargı adına, ceza yargısı adına tutuklamaya bir tedbir deyip de insanları 3-4 yıl hapishanelerde tutamazsınız. Güzel. Tamam. Ha, bunu yaparsan ben onu o zaman sorun çıkar. Tamam. Bunları konuşmak lazım. Tamam. Milletin bakın, derdi bu. Şimdi bakın. Bir de bir gün herkesin ona ihtiyacı evet, var. Öbürünün de ihtiyacı olacak. Yani gücü eline geçirenin yapmaması. Evet. Evet. Bu konuyu evet, tartışacağımızı bildiğim için bir aklıma geldi. Anayasa için Türk tipi öneriler diye bir 7 Ocak günü haftalık yazılarımdan bir günde şöyle demişim. 19. maddeye Ersan Bey'in söylediği yakalama ve tutuklama koşullarını düzenleyen madde 19'a göre bu esaslar dışında bir işleme tabi tutulan kişilerin uğradıkları zarar tazminat hukukunun genel prensiplerine göre devletçe ödenir. Öneri, kusurlu ve kasıtlı işlem yapan görevlilerce ödenir. Yani hani insan özgürlüğü o kadar önemlidir ki, peki ben tutukluyorum tedbir diye böyle bir koşu olmadığı halde, anayasanın 19. maddesinin aradığı koşullar mevcut olmadığı halde tutukluyorum. Aylarca ve aylarca kalıyor. Sonra çıkıyor. Asgari ücret alıyor. Asgari ücret aldığı gibi devlet ödüyor onu. Neden? Aynen. Neden ödesin onu diye? Bireysel bir suç bu. Ben de onun için evet, söylüyorum. Bunu diyor. Şimdi tabii bununla ilgili yeri gelirse söyleyeceğim. Hocam ama şu anda bunlar Türkiye'nin diyorum, geçtiği süreçlerde onu şimdi, o yargı mensuplarına yükleyemezsin. Çünkü Türkiye hesaplaşmasını bitiremiyor. Benim söylediğim evet, şey evet, sadece size bu değil. Şunları söyle, bunları söyleyin hocam. Anayasanın birçok maddesi, ihlal ediliyor. Şimdi hani yeni anayasa falan deniyor ya, ya sen eğer bu anayasayı her gün ihlal ediyorsan, yeni anayasa diyelim ki ideal bir anayasa yaptın, garantisi ne olacak? Bunun ihlal edilmeyeceğine yani garantisi. Niye? Yani şimdi hukuk kültürü oluşmamışsa, çünkü anayasa demek,
Anayasanın üstünlüğü demek bu metin değil ki. Bu metnin nasıl algıladığımız, nasıl anladığımız, mahkeme kararlarının nasıl ortaya çıktığı. Şimdi Ersan Bey'in söylediği Avrupa Mahkemesi'ne yollama yaptı. Ben de bu belirttiği hususların somut ayağını belirteyim. Şimdi Türkiye'de son yıllarda, Türkiye'den giden davalarda özellikle toplantı özgürlüğü, gösteri ve yürüyüşler, Avrupa Mahkemesi'nin kararları arttı. Avrupa Mahkemesi şöyle bir şey koydu. Diyor ki bir toplantı şeyi bile olsa, izinsiz de olsa, kanuna aykırı da olsa kolluk gücünün şiddet kullanımını haklı kılmaz diyor. Türkiye'yi mahkum ediyor. Şimdi biz de haberlere dikkat edin. Şu toplantı diyor kanunsuz yapıldı, izinsiz gösteri polis gaz sıkarak dağıttı diyor. Şimdi suç işliyor. Yani anayasanın 138. maddesi, 137. maddesine göre polis bunu Avrupa Mahkemesi'nin kararını dikkate alarak hayır, gaz kullanmayacak, şiddet kullanmayacak. Ne zaman kullanır polis bunu? Korsan bir gösteri. Diyelim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı laiklik çıkmalı anayasadan dedi. Hemen yurttaşlar gösteri hakkını kullanıyor, protesto ediyoruz dedi. Sen misin? Polis püskürttü gazla. Şimdi ne yapmalı? Ne yapmalı? Hayır. İtaat etmeli. Yurttaş kendi görüşünü ortaya koyuyor. Başka tarafı kırıyor mu, döküyor mu? Başkalarının özgürlüğüne mani oluyor mu? Başkalarının canına ve malına zarar veriyor mu? Buna bakacak. Yoksa sırf yurttaş çıktı diye ben laiklik istiyorum. Bir başkası başka bir şey isteyebilir. Polisin bunlar söz özgürlüğüdür. Bunlar ifade özgürlüğüdür. İşte tipik şey bu anayasada açıkça yazmaz ama mahkeme karar verir bu yönde ve o mahkeme kararına uymak kolluk gücünün görevidir. Hukuku daha iyi anlamak adına soruyorum. Yani bir de şunu söyleyeyim. Sorum çok özür dilerim. Hukuku daha iyi anlamak adına soruyorum. Provokatif olacak ama daha iyi anlaşılsın yok, diye. Laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu için laiklik isteyenlere gaz sıkılamaz. Mesela diyelim bir diğeri de kalktı dedi ki ben şeriat istiyorum. Tabii. Ona aynen. Sıkılır hayır, mı? Hayır, sıkılmaz ama, olur ama şey, hayır, olur mu? Ama anayasada şey. Türkiye şimdi, laik sosyal şimdi, hukuk bir devleti olarak. Tabii. O orada bir şey var. Orada bakın. Şimdi yurttaş olarak bir kişi şeriat istiyorum demekle bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da şeriat isteyebilir tabii ki. Ama orada şu şeye gitmemek lazım. O kişisel görüşünü belirtti biçiminde şeye gitmemek lazım. Açıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu anayasadan laikliğin çıkarılmasını isteyebilir. Öyle inanabilir, isteyebilir. Hatta dinsel anayasa dedi. Evet, dinsel anayasa kavramı yok. Anayasa şey itibariyle, niteliği itibariyle dünyevi bir metindir. Çünkü dinsel metinler şey peygamberler yoluyla insanoğluna gönderildiğine inanılır. Dolayısıyla anayasanın özelliği zaten dinsel metinlerden farkı şu. Her dinsel metin, Kur'an olsun, İncil olsun, Tevrat olsun kendi hakikatlerini ortaya koyarlar. Buna inanırsın, inanmazsın. Bir cümle söyleyebilirim. Ama bir saniye. Anayasanın şeyi ise insanlara onlardan dilediğine inanma güvencesini veriyor. İnanma, inanmama, değiştirme güvencesini veriyor. Dünyevi metin olmasının şeyi budur. Ama meclis başkanı bunu düşünebilir, inanabilir. Fakat o şöyle bir şeye girmemeli. Kişisel görüşüdür değil, meclis başkanı olarak açıklama yapıyor. Ama yurttaş da pekala sokağa çıkıp diyebilir ki ben şeriat istiyorum diyebilir. Öbürü hayır. Türkiye laiktir, laik kalacak diyor. Ama kolluk gücü buna onu gaz dedi sıkmaz. Diye şiddet kullanamaz. İşte bu anayasadır. Bu anayasanın uygulanmasıdır. Ama siz bunu meşrulaştırdığınız zaman Ersan Bey'in vurguladığı haklı olarak tamamen haklı zaten bizde bunu hukukçular olarak bakın Almanya'dan örnek verdi. Şimdi Almanya hukukçularının şöyle bir özelliği var Kezban Hanım. Çok şimdi, özür dilerim. Ha, yok. Reklam yiyor muyuz arkadaşlar? Bir şeyle reklamsa belirteceğim. Reklamsa gidelim değilse şimdi, uzayacağım. Şimdi bizim mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bizde 61 anayasası kurduğumuz evet. Anayasa Mahkemesi, anayasa ve Almanya'daki hukukçular hak ve özgürlüklerin gelişmesi yolunda mücadele ettiler. Hı. Şimdi bizde ise tersi. İlk ters iktidarın dümenine girmek bizde çok kolay oluyor. Beni üzen o. Şimdi hocam ama Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'de iyi kararları var. Bizde bizde itibaren bizde ben hani incelemiş oluyor. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Şimdi bizde eleştiriler ama çok ağır eleştiriler. Birkaç kararını şimdi söylerler. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin bizde ak ve kara biçiminde değerlendirildi. Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte de iyi kararları vardı, bugün de iyi kararları var. Çok eleştirdiğimiz kararları da var. Bunu biz hep yapmaya çalıştık. Ama tabii ki Anayasa Mahkemesi keşke bir
Avrupa'daki, Almanya'daki, İspanya'daki, Portekiz'deki anayasa mahkemesi hocam, şeyine geliyor. Keşke gelse. Rahat biz, bırakılırsa biz, biz zaten onun için çaba gösteriyoruz. Anayasa mahkemesi üyelerinin nitelikleri, anayasa mahkemesi politika dışında dursun. Anayasa mahkemesinin verdiği kararlarını biz eleştirelim ama bir politikacı çıkıp da hayır ben bunu tanımıyorum, anayasa mahkemesi yanlış karar verdi demesin. Çünkü anayasanın 138. maddesi var, 153. maddesi var. İşte bunlar bizi fiili durum denen şeye götürüyor. Hocam oysa bir şey söyleyebilir miyim? Bir söz alsın. Ama Sedef Hanım hala konuşamadı. Şimdi teşekkür ederim. Hukukun üstünlüğü meselesi çok önemli. Ersan Bey'in katılıyorum sözlerine. Yargının korunması çok önemli. Eğer yargıyı birileri sahiplenirse, hukukun üstünlüğü önünü yitirirsek, bakın hep birlikte felakete gideriz. Gerçekten ülkenin, toplumun bir felaketi olur. O nedenle ya ben burada görüntü derken... Samimi bir şey söyleyeyim mi? Sayın Bozdağ da az önce Kezban Hanım aynı şeyi söyledi. 28 Şubat döneminde kabaca söyleyeyim, sağcılar solculara kızıyordu. Sağcılar bu temenniyi dile getiriyordu. Şimdi sağcıların iktidarında kabaca tarif ediyorum. Solcular diyor ki bu yargı nasıl bir şey? O dönemde de herkes yargı siyasetin etkisinden kurtulmalı diyordu. Ya bugün yaş ortalaması benim gibi 40'larda olan herkes son ama 30 kimse yılda, yargıdan vazgeçmiyor. Özür dilerim. Son 30 yılda herkes bu temenniyi dile getiriyor. Daha da geriye gidin 12 Eylül'üne, daha da gidin 71'ine, daha da gidin geriye doğru. Bu ülkede bir türlü şu... Evet ama yani bu yok, şuraya varmak yani... istiyorum. Ersan Hoca'nın da sizin de söyledikleriniz bir temenni oluyor. Bu temennanın ötesi... Değil kardeşim, değil ya. Hayır, ben sizi eleştirmek adına yapmayın söylemiyorum. Yapmayın ya. Bu temennanın ötesine somut nasıl geçebilirsiniz? Hukuktan vazgeçemezsiniz. Bak, bu temenni değil ya. Vazgeçemezsiniz. Bu gerçek. Hukukun üstünlüğü ya, gerçek. Hukuktan vazgeçtiğiniz anda felakettesiniz demektir. Ama demek bir dakika demek. Yani. Bu merak bir şey söyleyeceğim. Yani. Bak, ben, adalet ben, mülkün temelidir. Hocam siz şu cümlenizi söyleyeyim, ben de söyleyeceğim. Hayır, bir şey söyleyebilir miyim? Bak, bir cümle söyleyeyim. Sertap Hanım. Müsaadenin ya Allah aşkına. Sertap Hanım. Allah aşkına. Tamam, çok konuşun Sertap Hanım. Ben hiç konuşmuyorum. Lütfen ya. Tek bir cümle. Ya bak, tamam bir cümle söyleyeyim. Tek bir cümle. Bak, mahkemeler kimsenin arka bahçesi değil. Evet. Tamam mı? Öyle mahkemelerin verdiği kararları ben tanımıyorum, uygulamam dersen ben de seni tanımam. Hiyerarşik yapıda, kuvvetler ayrılığında adamın alnını karıştırır. Mahkeme bir karar verecek de sen o kararın gereğini yerine getirmeyeceksin, tanımayacaksın. Ha, onun adı ne olur biliyor musun? Hukukun üstünlüğü değil, guguk'un üstünlüğü olur. Tamam, eğer sen o guguk üstünlüğünü savunursan onun karşısında bir hukukçu olarak ben dururum. Tamam. Türkiye'nin bak en önemli sorunu... Hocam, hukukun üstünlüğü meselesindeki tamam. Yaşam. Bu bir temenni değil ama. Yalnız tamam. Burada böyle aslında başka bir şey soruyor. O da şu. Tanımam dediğin mahkeme kararı. Paralel yapının hukuka aykırı yapılanmasıysa ne yapacak? Şimdi bak, eğer hala alınmayacak. Cevap vereyim mi? Ben herhalde hayır, cevap vermeyeyim. Haydi bakalım. Hayır, şey cevap ver. Bir şey söyleyeyim. Ben burada, ben sorum anlaşılmadı. Bir ben anladım. Anladım sizin sorunuzu. Yargıya da iş düşüyor. Aynen. Yargı da kendi saygınlığını koruyacak elbette. Görüntü niye önemlidir? Bir şey hatırlatacağım. Herhalde hepimiz izledik. Geçmişte, geçen yıllarda olabilir, Obama konuşuyor. Başkan, ABD başkanı, karşısında yargıçlar var. Onlar da yüksek yargı mensubu. Oturuşları, duruşları, neredeyse ayak üst üste atarak, yani orada yargı kendini çok başka bir yerde konumlandırıyor. Görüntü önemlidir. Ama bizde geçen aylardaydı galiba ya da geçen yıl bir resim gene böyle çok dolaştı. Yüksek yargı mensubu önünü ilikleyerek işte iktidardan birilerinin önünde her diyorlar. Neyse. Görüntü önemlidir. Yargının aynı saygınlığını yargı bilmesi 28 ve saygınlığını koruması lazım. Yani yargıya kıyak cari olmaz. Dediğiniz doğru. Yani doğru. Yargıya yani çok devam düşüyor. Ediyor. Bu kadar basit yani. Bir şunu da söyleyeceğim. Sayın Atemi önemli bir noktayı gündeme getirdi. Dedi ki ya bu paralel yapı iddiaları, bu verilen hakimler. Ben hakimler, savcılar layüsel demedim. Eğer bir hata yapmışsa, tutuklaması hatalıysa, kararı hatalıysa, bak ben aldatıldık, kandırıldık da demiyorum ha. Bunun hesabını, kitabını herkes yapacak. Yine hukuk devleti, o sorumluluklar çerçevesinde soruşturmanı yapacaksın. Ama bunu yaparken hukukun gösterdiği yol ve yöntemlerden de ayrılmayacaksın. Peki. Benim söylediğimi bir cümle söyleyeyim. Sayın Tapan'ın anladı mı? Veys Bey, şunu da söyleyeyim. Laiklik meselesine hocaya katkı. Hocam laiklik bence bir hukukçu olarak bakış açım itibariyle bir ülkenin kurallarının, hukuk kurallarının, bir dinin, birkaç dinin veya mezhebin
kuralları üstüne inşa edilmemesidir. Etkilenirsiniz. Tabii, tabii. Bak esas laiklik budur. Tamam hocam. Yalnız o değildir. Ama, bir dakika. Ama esası hukuk olarak değil. Hayır, eksiktir. Hiçbir ideolojinin de arkasında olmayacak. Tabii, tabii. Yok öyle şey. Yok yok. Onu ne demek istediğinizi anlamadım. İdeoloji derken? Yani ben yargıdan mı bahsediyorum? Bizdeki laiklik temelini aç anayasanın başlangıç maddesine. Bak o zaman. Buradan çıkıp Türkiye'deki laikliğin gelişmesini tartışıyorsunuz. Ben laikliğin olması gereken tanımını söylüyorum ya. Sevtep Hanım tanım tamamlasın ondan. Tanım hiçbir ideolojik ya olması gerekeni söylüyorum. Yani bunu bu şekilde inşa etmemiz lazım diyorum. Anayasaya şunu yazdın diye o öyle olacak kaidesi yok ki. Yazmış. Ülkenin bölünmez bütünlüğü anayasanın her yerinde yazıyor. Al Türkiye'nin ulusal güvenliği, toprak bütünlüğü tehlikede. Ne yani anayasaya yazdın diye o tehlikeye girmiyor mu? Giriyor. Biz onu tartışıyoruz. Tamam. Yanlışları düzeltelim diyorum. Tamam Ertuğrul. Evet. Evet. 2010 anayasa değişiklikleri sırasında ben şu konuşmayı hatırlıyorum. Hiç isim vermeyeyim. Yine iktidardan biriydi. Tam konuşma şuydu. Siz yargıyı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Siz yargıyı aslında o anayasa değişiklikleri yoluyla bir şekilde almak istiyorsunuz. Gerçekten şöyle bir cümle çıktı. Niye? Sizinken iyiydi. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz işte. Yargıya bu yapılır mı? Yargı, o yargıya hepimizin ihtiyacı var. Milletin yargısı, millet adına karar veriyorlar olacak. Mı? Bakın hukuka saygıyı, yargının saygınlığını korumazsak tekrar altını çiziyorum. Hepimizin felaketi olur. Aynen. Ekmek gibi, su gibi yargı da kendini ele geçirtmesin. Evet. Bu kadar basit. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim size. Kezban Hanım kusura bakma da devlet kendini ele geçirtmeye kalkmış. Paralel devlet diye bir kavram mı olur ya? Yargı bağımsız. Devletin paraleli mi olur ya? Yargı bağımsızlığı. Programı kapatalım gidelim bu cümleyle artık ya. Şimdi 2002'den itibaren yargı bağımsızlığı konusunda bir çalışma var. Hocalarımın da çoğu zaman içinde olduğu ama bu yeterli mi değil. Bir kere şekli değişikliklerle bir yere varamıyoruz. Çünkü bir kaba benzetirsek biraz önce hoca da söyledi. Yani içini yeterli bir şekilde iyi bir şeyle dolduramazsan o kabında hiçbir hükmü yok. Biz evrensel temel ilkeleri değiştiremiyoruz ki. Şimdi ama işte sorun şu. Evrensel temel ilkeleri milletin bilincine sokmak zorundayız. Biz evrensel normlara göre kanun yapmalıyız. Palyatif tedbirlerle giderek kanunlar yapıldığı için mutlaka bir çıkmaz sokakla karşılaşıyorsun. Onu düzeltiyorsun. O değişikliği yapıyorsun onun anayasada. Için... Başka bir hukuki, başka bir madde, başka bir yönetmelik, başka bir tüzük her şey karşının önüne engel geliyor. Ama sadece bu sorunları çözmek iktidarın meselesi midir? Aynı zamanda muhalefetin de meselesidir. Ama bir bakıyorsun muhalefet yok. Muhalefet anayasayı değiştirtmem. Herkes anayasayı değiştirmek istiyor. Herkes temel Kezban siyasi. Hanım anayasaya aykırı anayasa değişikliğine evet dedi ya muhalefet dokunulmazlıktan kaldırılmasına. Evet geçici 20. madde dibine kadar. Ya olabilir mi? Dibine kadar yani, yanlış. Hep birlikte yaptılar. Buradaki temel çelişki ne biliyor musunuz? İşte yol yapıyorlar. Müsaadenizle sizin sözünüzü kesmek için değil. Biraz önce hani şey yapıldı ya, muhalefette da. Muhalefette yani 20. madde ne? Yok işte dokunulmazlıklar. Evet, anayasaya evet. Aykırı anayasa değişikliği yaptılar. Şimdi bakın. Evet. Şimdi etikten, hukuk tabii ki kültürden, etikten, tutarlılıktan şey değil, bağımsız değil. Bakın 2011 yılında mecliste Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturuldu. Anayasayı yenileyelim, bundan daha ileri bir metin koyalım diye. Ama ne yaptı? Aynı meclis bu anayasaya bile yasaları yürürlüğe koymaya devam etti. Nereye kadar? İş güvenlik yasasına kadar. Şimdi 2016 başında yeniden masaya oturmaya çalıştı. Bu anayasayı yenileyelim dedi. Aradan birkaç ay geçmedi. Aynı meclis anayasaya aykırı anayasa değişikliği yaptı. Şimdi yani hukukta bir usul var, kurallar var. Bir de etik var, hukuk kültürü var. Yani şimdi hukuk inancı var, hukuka saygı var. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman muhalefet de maalesef iktidarın dümenine girdi. CHP özellikle bir takım şeyleri olabilir ve bu sorun yani HDP'nin muhalefet partisi milletvekillerinin böyle yargının şeyine bırakılması bu kadar sorunlu bir yargının Kezban Hanım da bunu kabul ediyor, Ersan Bey de kabul ediyor, Sertap Hanım da kabul ediyor. Bizim, yargının başındakiler söylüyor hocam bunu. Onlar da söylüyor bu mesela
temel bir hatadır. O nedenle ne diyoruz biz? Hocam hukuken hatadır ama şimdi o günleri hatırlıyorum. Siyaseten baktığınızda da CHP bunu izah edemeyecekti. Evet dedi ben de. Ama bakın ama hukuki duruş sergilemedi. Şimdi, ama şeyde meydanlarda bunu hukukunu anlatamıyorsunuz. Evet işte. Bakın yani oy kaydıyla da siyasetin hukukunu nasıl denetleyeceğiz? Hangisi yani? Ama şimdi siz onu anlatmaya çalışacaksınız. Burada bir durum var. Meclis ne diyoruz biz hep? Meclis çalıştırılmalı. Evet geçmişi şu ya da bu biçimde eleştirebiliriz ama bizim şöyle bir özgün özelliğimiz var. 1920 meclisi bu devleti kuran meclis. Ve bizim diğer devletlere göre meclisimiz daha önemli. Ama ne yapıldı son yıllarda? Niçin dediniz? Neden olmuyor? Meclisi düşünün. 190 28 Şubat parantezin hani şey bir aksama oldu, bir yol kazası oldu ama 12 Eylül'den sonra 8-9 seçim yaptık. Darbe falan olmadı. Yani Türkiye'de demokrasinin en gelişmiş olduğu döneme erişmemiz gerekirken. Denemeleri oldu hocam. Oldu. Erişmemiz. Ama şimdi son yıllarda ne yapıldı? Parlamento sürekli devre dışı tutuldu. Bakın AK Parti'nin çoğunluğu var. O kadar kanun hükmünde kararnameye ihtiyacı var mıydı? Yoktu. AK Parti'nin çoğunluğu var. O kadar torba yasaya ihtiyacı var mıydı? Yoktu. Peki AK Parti'nin çoğunluğu var. Yasama dokunulmazlığı nasıl kaldırılır? 83. madde belli. Diğer maddeler belli. Meclise verilmiş olan bir yetki, bir görev. Peki niçin meclis tamamen bunu kaldırıyor, bunu yargıya veriyor? Şimdi bunun hukuk tekniği açısından da izahı yok. Siyaseten de izahı yok. Anayasa hukuku tekniği açısından da izahı hocam, yok. Hocam siyaseten izahı var. Siyaseten izahı. Siyasetin izahatına girersek Kezban sözünü evet açıdan, pardon bu son açıdan tabii bu açıdan baktığımız zaman hani sizin sorduğunuz soruya yanıt verebilmek için bunlara bakmak gerekir. Yoksa bütün bunları bütün bir i̇şte biçimde hocam, ben de göremediğimiz sürece toplumda şey evrensel temel değer yargıları ve ilkeler kök salmadıkça şekli önlemlerle palyatif çözümlerle bir yere varılamıyor. Nasıl kök saldıracaksınız? Bu bilinci uyandırmak zorunda. Ben söyleyeyim mi? Anlatarak. Hukuk Kezban tamam sonrası. Ya söyleme sonra söyle. Ya şunu demek istiyorum. Evet. Briefingli yargının yerini balyozlu yargı aldı. Ve Ergenekon sürecine girildi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla işte söylediğimiz aynı noktaya geliyoruz hocam. Bizim yok birbirimizden farkımız. Aynı şeyleri söylüyoruz. Ama farklı belki terimler kullanıyoruz. Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim. Nasıl kök saldıracaksın? Siyaset i̇şte, yani tabii siyasetçinin görevi. Siyaset eğitimi genişletecek. Ve muhalefetin bir o kadar iktidarın aynı zamanda muhalefetin görevi. Dolayısıyla bunun kök salması için de daha çok demokrasiye, daha çok demokrasinin inkişafına çalışmamız daha çok lazım. Parlamentoya ihtiyacımız var. Evet, yani, parlamentoya tabii ki. Daha çok parlamentoya ve bu sorunları parlamento çatısı altında konuşmaya, tartışmaya, müzakere etmeye, yok hocam onlar öyle yapmıyor. Salı almaya. Günleri gıyapta konuşuyorlar. Şunu nasıl yapacağız? Şöyle sembolize edeyim. Siyaset kabul edelim, burayı da hukuk kabul edelim, bunda siyaset. İkisi o kadar birbirine ters orantılı ki şimdi az önce sizi söylerken aklıma geldi. Bunun hukukunu kahvehaneye, seçmene, bizzatta... Ben söyleyeyim. Kezban Hanım da söyleyeyim. Söyleyeyim Kezban Hanım bana müsaade eder. Ederim hocam. Şöyle, o kadar ters orantılı ile burada o kadar ters orantı olmadığını söylemek için. Bakın, Reis Bey. Reis Bey, ters orantı yok. Hukuku bakın. Hukuku siyaset üretir. Hukuku siyaset üretir. Hukuk demokratik mekanizmalar yoluyla... Parlamento üretir. Demokratik mekanizmalar yoluyla üretilir. Fakat ince nokta şu. Parlamento, siyasi mekanizmalar ürettiği hukuka uymak durumundadır. Aynen yani öyle. Ben hukuk kuralını koydum diye benim hukuk kuralını ihlal etme ayrıcalığım yok. Toplum üyelerinin hukuku özümsemesi için önce hukuk kuralını koyanların yapması gerekiyor. Tamam hocam ben şunu anlamaya çalışıyorum. Siyasette oy alma sanatıdır. Bu sanatı alırken hukuk önüne çıkarsa bu nasıllaşacak? Bunun meşrulaşsın anlamda sormuyorum. Sakın yanlış anlamayın. Bu evre nasıllaşacak? İşte palyatif tedbirlerle sıçrama yapılarak çok gidiliyor. Haberi. Bir akşam televizyon bekleme odasında bekliyoruz. Kapalı bir mekan. Sizin gibi sunucu. Bir de çok bıçkın bir milletvekili. İkisi sigara içmek istiyorlar. Kapalı yerde
Döndü bana milletvekili, dedi ki ikisi, acaba hocam müsaade eder mi dedi sigara içmemize. Kanunu koyan sizsiniz dedim. Özür dilediler ikisi de. Özür dilediler. Çıktılar. Dışarıda içtiler, geldiler. Şimdi peki, hani burada bu iş bu kadar basit. Yani hukuku sonuç anlatmak. Olarak, siyasetçi bunu oynayacak. Cümlemi evet, bağlayayım. Siyaset ve muhalefetin ve dolayısıyla da parlamentonun görevi diyoruz ama yargı bağımsız olurken aynı zamanda da tarafsız olacak. Ve bu da yetmez onun faaliyetlerini tarafsız ve bağımsız yürütmesi için. İşte bir takım onun, siz onu çok güzel TESEV'deki çalışmanızda belirtmişsiniz, güvenliği olmalı. Yani hukuk verdikleri güvenliği, kararlardan sorumlu olacakları gibi, maalesef bu sorumluluk da kaldırıldı. Bunun derhal konması lazım. Bu ülkenin en yüksek maaşını kim alıyor? Cumhurbaşkanı mı? Genelkurmay Başkanı mı? O maaş düzeyinde maaş almalılar. Ve hiçbir şekilde hiçbir eksiklikleri olmamalı. O güven sağlanmalı. O güveni sağladıktan sonra verdikleri kararlardan da hukuken ve cezai bakımdan da sorumlu olmalılar diye düşünüyorum. Peki. Bunlar bir takım tedbirlerdir ve yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacak önlemlerdir. Ersan Bey, izninizle. Vakit olmadığı için giremiyorum. Kezban söylediği anayasanın 38. maddenin 4. fıkrası biliyorsunuz. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Türk tipi öneriye şunu ekliyorum. Öneri diyorum, bu hükmü ihlal eden kamu görevlileri mağdura tazminat eder. Yani ben yargılanıyorsam suçludur İbrahim Kaboğlu dediği zaman bana tazminat ödemesi gerekir. Ama devlet ödüyor bizde. Ha işte evet, tamam, ben de onun için ödüyor. Kim yapıyorsa, kim suçlu ilan o ediyorsa, yüzden de sonra o zaman ne verdikleri kararlardan sorumlu olmayanı tutar, nasıl oturtursun çünkü, oraya? Çünkü siyasi de olur, başka şey de olur. Çünkü bir kez siz adamı çamur attığınız zaman o çamur temizlenmiyor. Aynen öyle. Söylüyor, 10 kere televizyon tekrar ediyor. Bir çıkıyor diyor ki Ersan Bey suçlu diyor, gözaltına alındı diyor. Hı, bitti. Bitiyor orada. Ama eğer ben tazminat ödeyeceksem kolay o zaman, mı onu söylemek? O zaman söylemem. Aynen öyle. Buyurun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biraz önce dediniz ya, iyi de bir tarafta da siyaset, oy alma kaygısı ama bir tarafta hukuka bağlı kalma. Hukuk devleti ilkesi gereğince yönetenlerin de yönetilenler gibi hukuka bağlı kalması ihtiyacı. Aslında bütün bu kurumları oturtmak, bütün bunları oturtmak bize özgü bir şey değil. Demokrasi, demokratik devlet örnekleri var, demokratik ülke örnekleri var. Bir bakalım. Mesela orada temel farklılıklardan biri sınırlı iktidar anlayışının geliştirilmiş olması. Demokratik ilkelerle birlikte. Yani hani bizdekinin tersi. Bizde nedir? Kural olarak yetkiyi elden geldiğince kendimizde toplamaya çalışırız. Hemen her makam aslında kendinde toplamaya çalışır. Oysa Batı demokrasilerine falan baktığınızda bir sınırlı iktidar anlayışı geliştirilmiş. İktidarın farklı kesimleri, farklı odakları da birbirini dengeler haldedir. Yetkiler paylaştırılmıştır. Yatay yetki paylaşımı vardır, muhalefet iktidar dengesi vardır, sivil toplum çok güçlüdür, yerel özellikler çok güçlüdür. Yani yetkiler bayağı bir paylaşılmıştır ve bunlar bu dengede ilerlerken yargı da çok önemli bir noktadadır. Yargı da daha saygındır. Yani biz keşfetmiyoruz, biz yeniden bir şey üretmiyoruz. Var olanlara bakıp incelersek bizim eksiklerimizin nerelerde olduğunu çok iyi görebiliriz. Anladığım kadarıyla hocam bu bir kültür. Bu kültür de bizde henüz ulaşan. Demokrasi kültürü. Evet, bu ama bir kültür. Yapıdır da. İki aynı avukat zamanda arkadaşımız bakın. Mesela Avrupa'da adli kolluğun olmaması tasavvur edilemiyor. İsnaf mahkemelerinin olmaması tasavvur edilemiyor. Hocam başlıyor Temmuz 11'inde. Tamam ama şey, niçin şey, niçin şu kadar gecikildi? Adli kolluk kurulması, hala kurulamıyor. Niçin kurulmuyor? Bakın yetkiyi bırakmak ben öğrenciyken 40 yıl 45 yıl önce adli kolluğu konuşuyorduk. Kurulacak hocam sırayla. Ama adli kolluk şeyi değil ki, adli kolluk olmadan bir Avrupa ülkesini düşünmek mümkün değil. Yani bütün bunlar hem kurumsal hem kural hem kültür sorunu. Üçünü birlikte düşünürsek. Aynen. Yoksa öbür şu taraftan şu zaman böyle oldu da bu zaman olmuyor. Peki Ersan tamam. Bey. Şimdi benim önerim şu. Siz öneri dediniz ya, bu hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti ilkesini nasıl yerleştireceğiz? Milli Eğitim Bakanlığı'na benim önerim, Eğitim Öğrenim Birliği var ya bizde. Ümit ediyorum hala devam ediyordur.
anaokullardan başlayarak hukuk eğitimi ve öğrenimi versinler. İnsan hukuk hakları temelinde, insan hakları temelinde. İnsan hak ve hürriyetlerinin ne olduğunu, neden önemli gibi olduğunu. Hakikaten yani ağaç yaşken eğilir. Hani birdenbire birisi gelip de tılsımla bizim ülkemize hakikaten hukukun üstünlüğünü getirecek. Bizim bunu hemen özümseyip İnsan de hakları, yarın, çevre, yarın, yarın hakları. Tertemiz tabii, tabii. bir Türkiye'ye uyanacak değiliz. Bu işler eğer kurallarla olsaydı, tabii teoride kurallar önemli. Dünyanın en iyi anayasasını bulup getirirdin, kanununu. Her şey güllük gülistanlık olurdu. Hayır, uygulama önemli. Sen onu uygulayamadıktan sonra, sen onu uygulamada berbat ettikten sonra en iyi kuralı da getir. Mesela Türkiye'de çok iyi kurallar var. Aramayı yazılı arama emri olmadan yapamazsın. Tutuklama konusunda şartlarımız çok serttir. Ama uygulayamıyorsun. Sen davayı 4-5 senede bitirip de insanı ceza yerine tutuklu tutarsan o ülkenin kuralı olsa ne olur, olmasa ne olur. Bu defa insanlar diyor ki ya bu kural var ama uyulmuyor ki. Mesela hep aramızda tartışırız ya. Ya bu kuralı Almanya'da uyuyoruz da bu sokakta trafik ışıklarına. Türkiye'de uymuyoruz. Niye acaba? Ya buraya gelince oksijen mi değişiyor? Aynen. Kapıkule'den sonra oksijeni değişiyor. Şimdi benim söylemek istediğim şu. Kezban Hanım da ona işaret etti. Ben biraz daha somutlaştırayım. Hukukun dünya üzerinde hocam benim hesap ettiğim değişik sayıda olabilir. 25 evrensel ilke ve esası var. Kuralları buna göre inşa edersiniz. Bunun her yerde. Yani bunun bakın şurada önümde birkaçısı. Hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yargı birliği, müktesefak. Bunu sayısını arttırırsınız. Bunlar da öyle 3-5 yılda çıkmamış. Yüzyıllardan bu tarafa, Magna Kartalardan şuradan bu tarafa, bu dünya üzerine. Hukukun genel ilkeleri diyorum onlara. Hukukun biz, genel ben ona hukukun evrensel ilke ve esasları genel diyorum. Genel dersek daha. Genel yok. İlkeleri diyorsunuz. Genel ilkeleri. Bir defa bu ilke ve esaslar üzerine anayasanızı, kanunlarınızı inşa edeceksiniz. Öyle sabahtan akşama kanun kitap değiştirmekle de ülkeyi iyileştiremezsin. Çünkü edemiyorsunuz. Ama bir stabilite lazım. Şu anda siz yargıda o tarafsızlığı, bağımsızlığı sağlamak konusunda paralel yapı iddialarıyla birçok soruşturma ve davayla boğuşuyorsunuz. Bunun içinde de hakimlerin, savcıların olduğu söyleniyor. Bize bile yansıması bunun bu kadar sertken sokaktaki insan diyor ki ama ne yargısı ya? Hayır, ben meclisteyim. Meclis bir anayasa yapamıyordu ya. Anayasa yapmak için bir araya gelemiyor. Bakın evet, şunu söyleyeyim yani, size. Çok acı o. Anayasa dediğiniz zaman da anayasada her şeyin başı, sonu, bütün çözüm yerleri değil. Baktığınızda bizim anayasamız kazuistik, ayrıntıcı anayasa olmak dışında öyle darbe diyorlar ya, kimisi ihtilal diyor. O dönemden gelen anayasa yok şu anda önümüzde. Onun belki 150 maddesi değişmiş. Sen bu anayasayı mükemmel uyguluyor musun ki? Efendim bu anayasa bana yetmiyordu, ben bu anayasayı değiştireceğim. Ne anayasa getireceksin? Ben şu anda hala hiçbir öneri görmedim. Mevcut mesela anayasa bakın, yeter mi sizce? Bu anayasa mı? Evet. Yeter. Bunu değiştirirsin. Üzerinden gidersin. İlla bir düzenle. Mesela ceza kanunu değiştirdik. Ceza muhakemesi kanunu değiştirdik de efendim her şeyi çözdük mü? Ya 10 yılda ceza kanunu değiştirdik. Tümünü neredeyse değiştirdik. Yani sen yeni ceza kanunu diye ortaya bir kanun çıkardın. 2016 yılı hemen hemen neredeyse birçok veya tüme yakın maddelerini değiştirdin. Şimdi demek ki anayasayı yapamıyorsan ki, bakın, anayasa bakın, maddelerini değiştirirsin. Bakın, şunu söyleyeyim ama size. Yapmak zorundayız. Şöyle söyleyeyim size. Eğer siz bu anayasayla yola devam edecekseniz bu anayasanın maddelerini değiştirmek suretiyle partili cumhurbaşkanlığına mı geçmişsiniz? Maddeleri 101'i mi değiştireceksin? 105'i mi değiştireceksin? Nereyi değiştireceksen? Bir an önce değiştir de veya değiştiremiyorsan bunu ortaya koy da sabah akşam bizim karnımızı bununla doyurmaya çalışmayın. Yani artık millet biraz siyasetten bıkmış. Onun için hukuku. Hatta bizim artık o hukuku da geçip üretime, bilime, ilime, eğitime, öğrenime önem verip bu konulardaki projelerimizi ortaya koymamız lazım. Benim şu vakitte muhalefet partilerine söyleyeceğim şu. Ya şu ille de hukukun üstünlüğü meselesinde ne proje üretiyorsunuz? Mesela anayasa değişiklikleri diyor. Beğenirler beğenmezler. Ben fakir bir adamım. Yani anayasa bilgisi anlamında. Kendime göre anayasa hazırlamışım. Öneri olarak ortaya koyuyorum. Herkes muhalefette koysun. Herkes koysun. Kazuistik anayasa isteyen 200 maddelik anayasasını getirsin. Kısa anayasa isteyen ki ben onun taraftarı bir insanım. Hukukun evrensel ilke ve esaslarına dayalı ülkede kişi hak ve hürriyetlerini gösteren, yönetim biçimini gösteren anayasasını ortaya koysun. Peki. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu sorunlar yumağından kurtulmamız lazım. Mesela biraz önce hocam işaret etti.
Hukuk devleti ilkesi diyorsun. Hukuk devleti ilkesi demek şu demek ki koyduğun kurallara önce kendin uyacaksın. Ama sen koyduğun kurallara uymuyorsun. Temsili demokrasi diyorsun hocam. Ülkedeki vaziyet bu. Önce meclis bir kendine bakmalı. Siyasetçiler kendine bakmalı. Mecliste tartışmak yerine gıyapta salı günü toplantıları, gizli toplantıları yapmaları gerekenleri basın yayın organlarını işe açmak suretiyle gıyapta tartışmalara çeviriyorlar. Yani şimdi temsili demokraside halkın temsilcileri mecliste onu tartışmış mı oluyor? Sorunları çözmüş mü? Hayır. Peki. Sadece demagoji yapıyorlar. Ersan başka Bey, bir şey yapmıyorlar. Yine sizinle ama mevzuyu değiştirerek gidelim mi? Şu son 20-25 dakikam zaten. Mecliste bir şey oldu. Az önce Sayın Kaboğlu değindi. Oradan biraz önüne ilişkin perspektif yapalım. Ne oldu? AK Parti bir teklif getirdi. Dokunulmazlık mevzu. Cumhuriyet Halk Partisi dedi birinci turda hayır, ikinci turda hayır dersen bunu siyaseten izah edemem. O da evetlendi ve mevzu geldi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıkar mı? Bir, çıkarsa bunun hukuken ve artık bu saatte de sorabilirim. Siyasete oldukça girdik. Siyaseten sonucu ne olur? Tamam, şimdi ben cevabımı vereyim. Yazdığım, çalıştığım için ceza hukuku gözüyle anayasa hukukçularının alanına girmek istemem ama şu vakitte 110 milletvekilinin şeklen anayasaya aykırılık iddiasını anayasa mahkemesine taşıyamadığı dönemde anayasa mahkemesinde bağlamak istemem. Mevcut milletvekillerinin kimisine göre biz anayasanın 85. maddesine göre başvurduk. Kimisine göre biz efendim işte bireysel başvuru hakkımızı kullanmak yoluyla bu müracaatı yaptık dediklerine anayasa mahkemesi bence zerre dokunamaz. Aynen. Ha, dokunmaya kalkarsa hukuken ben hukuku konuşuyorum. Siyaseten ağır sonuçları belki işte Anayasa Mahkemesi'nin efendim işte tam bir vesayet makamı olduğunu bu kararla gösterdiği şeklindeki eleştiriler gırla gider de ben hukukçu olarak söylüyorum. Bu şu demektir. Meclisin o geçici 20. maddesini çıkarmakla yaptığı hukuki hataya bakın çok yanlış. Siz hukuki öngörülebilirliği, bilinebilirliği bir kenara koyup bir insanın geçmiş dönemdeki eylemleriyle ilgili o dönem sahip olduklarını müktesep hakkı, kazanmış hakkı bir kenara koyuyorum. Siz o hukuk güvenliği hakkını hiçe sayıp kusura bakmayın da biz bu milletvekillerini doğru dürüst soruşturamamışız ya diyerek siyaseten yaptığınız hatalarda anayasanın öngördüğü dokunulmazlığın kaldırılması yöntemini bir kenara koyup rafa koyup geçici bir dönem askıya almanın kusura bakmayın adı anayasa değişikliği de olmaz. Ne bak oluyor? Anayasa değişikliği öyle olmaz. Bu tipik bir kanundur ama anayasaya müdahale edildiği için ve anayasa değişikliği usulü tatbik edildiğinden maalesef şeklen bir anayasa değişikliği. Şu anda Anayasa Mahkemesi ne yapabilir? Net. Önüne eğer Sayın Cumhurbaşkanı götürmeyeceğine göre bir de şu ilginçlik var. Sayın Cumhurbaşkanı gecikti. Esasında bu değişikliğin şimdiye kadar çoktan resmi gazetede yayınlanması bekleniyordu. Çok acele ediliyordu. Ha, Anayasa Mahkemesi şu vakitte 110 milletvekilinin başvurusunu alabilseydi eskiden bu yetkiyi kullanırdı. Hocam bilir yürürlüğü durdurma denilen yöntemi. Ama zannediyorum bu vakitte şunu söyleyecektir. Zannediyorum kusura bakmayın bu bir anayasa değişikliği. Ben sizin yaptığınız 40-50 milletvekilinin başvurusunu bu kapsamda inceleyemem. Esasına giremem. Yani bu değişikliğin şeklen bir anayasa değişikliği olarak hukuka aykırılığını örneğin daha da ileri götürerek hukuk devleti ilkesine müdahale edildiğinden bahisle insan haklarına saygılı hukuk devleti ilkesi ikinci maddede değiştirilemeyecek hükümlerdendir. Ben bunu şeklen daha da geniş incelerim diyemeyecektir. Çünkü yapılan başvuruda iptali talep eden milletvekili sayısı yetersizdir. Bunun en az 110 milletvekili olması ve bu başvurunun da zannımca 10 gün içinde yapılması gerekirdi. Hmm. Ama henüz o sürede başlamadı. Çünkü başlaması için bence bir resmi gazete yayımı gerekliydi. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin yapmaması gereken meclisin düştüğü hataya düşmemesidir. Peki. Ama şunu da yapar mı? Öyle bir zannediyorum bir yetki gaspına veyahut da yetki ötesine götürmeye gireceğini düşünmüyorum. Hayır, bu ilkesel olarak benim duruşumdur. Ben 85. maddedeki dokunulmazlığın kaldırılmasına milletvekiline itiraz yetkisini burada, itiraz hakkını burada kullanırım gibi tuhaf bir yorumu yapar mı? Bence yapamaz. Çünkü 85. maddedeki dokunulmazlığın kaldırılması üzerine bir haftalık sürede milletvekili itirazı spesifik dokunulmazlığın kaldırılması usulünün izlendiği dönemde şekilde başvurulacak bir haktır. Bu ise nev'i şahsına münhasır
Bence anayasaya, hukukun evrensel ilke ve esaslarına aykırı bir geçici 20. maddedir. Maalesef bir talihsizliktir. Ama yürürlüğe girme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Cumhurbaşkanlığının bunu meclise iade edeceğini veya halka götüreceğini zannetmiyorum, düşünmüyorum. Çünkü kendisi de acele ediyordu. Ama bugüne kadar beklemesini de yurt dışında olmasına bağlıyorum. Peki. Cuma günü gelir, bunu resmi gazeteye gönderir. Önümüzdeki hafta biz... Bu, süreç başlar. Ben talih, hukuk adına talihsiz olarak görüyorum. Çünkü hakikaten hukuk güvenliği hakkının, hukuk devleti ilkesinin zirve yapması gereken noktalarda siyasetçilerin yaptığı, biz bu dokunulmazlık dosyalarını efendim elimize yüzümüze bulaştırdık affedersiniz diyerek, inceleyemedik diyerek bu şekilde siyasi bir çözümle halkın isteklerine, halkın isteğine kulak verdik demesi şu demektir. Efendim millet isterse biz hukukun evrensel ilke ve esaslarını da yok sayabiliriz. Tamam, burada senin böyle bir hakkın ve yetkin olur. Burada duralım. Benim Profesör de, Doktor Sevtap Yumuş. Yöntemlerle ilgili olarak. Şöyle alacağım buradaki pası. HDP, CHP, AK Parti, MHP toplamında parlamentonun %60 milletvekillerini seçmeni kabaca diyor ki işte A HDP milletvekili, B CHP milletvekili ama da çoğunlukta HDP'li milletvekiller için özellikle kamuoyunda dokunulmazlıklar kaldırılsın, terör örgütü filan biliyoruz. Onun için tekrara girmiyorum. Üzerinden bir şey söylüyor. Milletvekili de nihayetinde bir kez daha gidince aynı seçmenin kapısını çalacak ve siyaseten o seçmene kulak vermek zorunda. Ve seçmen diyor ki kaldır dokunulmazlığı, yargıla falan. Fakat bir tarafta da Ersan Bey'in de söylediği gibi mevcut dokunulmazlığı hukuka eminim siz de aynı kanaattesiniz. Ters gelecek şekilde bir oylamayla hop dokunulmazlığı kaldırıyorsunuz. Ama hukuken de yanlış, onu geçici yapıyorsun bir de. Geçici yapıyorsun, sakat bir durum var ortada. Yani bir kez daha aynı terazideyiz. Siyasetle hukuk geldi karşı karşıya. Burada hem siyaseten kanaatiniz nedir, hem bir hukuk insanı olarak kanaatiniz nedir? Yani evet. Siyasetçi siyaseti mi önceleyecek? Seçmen, seçilen ilişkisi bağlamında hukuku mu önceleyecek? Fakat ikisi birbiriyle çatışınca ne yapacak? Şimdi yasama organı siyaset yapar. Kendi seçmenine hitap etmek durumundadır ama yaptığı yasaların en başta kendi içinde anayasaya uygunluğunu gene kendisi de siyasi denetimle birlikte onu da gözetmek durumundadır. Yani anayasaya aykırı anayasa değişikliği yapmak her halükarda hukuku tercih edecektir. Hukukun üstünlüğü bu demektir. Öbür türlü yarın başka birileri gelecek. Bu sefer ötekinin dokunulmazlığını kaldıracak. Cumhurbaşkanının dokunulmazlığını kaldıracağım diyecek. Kimin eline siyaseten güç geçerse, güç elde ederse bir diğerini alt etmek için anayasayı araçsallaştıracak, yasayı araçsallaştıracak, bütün olarak hukuku ters yüz edecek, hukuka uygun davranmayacak. Bunu mu istiyoruz? Yol i̇şte biraz önce söylediğimiz özür mesele. Özür dilerim, şu bir gerekçe olur mu? Orta yerde duygusal ve hissi bir mevzu var. Zira her gün askerlerimiz şehit oluyor, polislerimiz şehit oluyor. En azından buradaki denklemde evet ya, bu şeyleri bir kaldıralım da en azından... Bir defa o konuyla bunun mevzunu... bence hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Yani terör, şiddet bunlarla bu dokunulmazlığın kaldırılmasının ben hiçbir alakasının olmadığını düşünüyorum. Hatta hani o şiddetin çözülmesine de nasıl bir faydası olacak onu da bilmiyorum. Nasıl bir faydası olacak? Dokunulmazlıkları kaldırıldı. Meclisten çıktılar. Şiddet mi bitecek? Ne olacak? Hiçbir faydası yok. O da anlatılabilirdi. CHP bunu anlatabilirdi. Bence CHP'nin buradaki vebali iktidar partisinden çok daha büyüktür. Onu da söyleyeyim. 85. madde konusunda Ersan Bey'e katılıyorum. Evet, bir başvuru oldu. Zaten öbür türlü anayasa değişikliğinin iptaliyle ilgili gidilse de bu sefer Anayasa Mahkemesi şekil denetimiyle sınırlıyım diyecekti. Yine orada hukuken çok fazla bir şey yapılamayacaktı. 85. maddeden gidişte tuhaf olur dendi. Evet doğru, tuhaf olur ama Anayasa Hocam, Mahkemesi'nin bir... doğru, şey haklısınız. Hayır, bir haklısınız. Şey söyleyeyim size. Şunu diyebilir mi? Ben bir soru olarak atayım ortaya. Mahkemelerin önüne gidildiğinde savcılıklar demeyecek. Mahkeme şunu yapabilir mi? Kardeşim evet sen bu askıya aldın bu geçici madde 20 ile ama bu şahsın suça konu eylemi işlediği tarihteki dokunulmazlığı budur, bu değildir. Ben uygulamıyorum bunu. Bak bu bir teoridir. Ha.
Bir mahkeme yapar mı bunu yapar? Ben ama ha bu olabilir. Geriye dönük. Ama geriye dönük ben hala bir tür bakın ama yerel hala mahkeme, ceza mahkemesi yapabileceğini söyleyeceğim. Ama başka. Anayasa Mahkemesi bir tür bütün bu yapılanların hani biraz önce anayasaya aykırı anayasa dedim. Onun da ötesinde anayasaya karşı hile olduğunu da koyabilir ortaya. Tabii. Bunu yapabilir. Yani diyebilir ki bu bir anayasa değişikliği, görüntü bu ama gerçekte bir dokunulmazlığı kaldırma kararıdır. Ben bu yönüyle inceliyorum diyebilir. Bunda bir engel yok. Anayasa Mahkemesi'nin işlevini hatırlatırım. Anayasa Mahkemesi'nin işlevi anayasaya uygunluk denetimi yapmaktır. Hukuka uygunluk denetimi yapmaktır. Yoksa kendini yok sayacak. Yani Anayasa Mahkemesi'nin işlevi nedir? Varlık nedeni nedir? Hukuka uygunluğu sağlamaktır. Şekille bağlı ya. Bir diğer işlevi özgürlükleri, hak ve özgürlükleri koruma işlevidir. Burada neler ihlal edildi? Geriye yürümezlik sizin söylediğiniz gibi ihlal edildi. Hukuki güvenlik ortadan kalktı. Hukuk devleti ilkesi alt üst edildi. İkinci madde değiştirilemez hükümdür. Evet. Değiştirilemez yani hükme her zaman oradan bakın, giderler. Şöyle söyleyeyim, değiştirilmez hükme Anayasa Mahkemesi hep bir üst değer tanıdı. Bunu daha önce de yaptı. Çok tartışıldı. Ama 85. madde bence zorlama olur. Çok zorlama. Ama burada ayrıca bir yönüyle de bir karar var. Bir dokunulmazlık kaldırılması, böyle Anayasa Mahkemesi kimi zaman nitelendirmeyi kendisi hocam, yapabiliyor. Hocam bu kadar cesaret edemez. Umarım olur. Umarım yani. Olur. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki bu da olmadı. Ne olacak? Bireysel başvuru. Diğer yol. Tabii, orada da diyecek ki Anayasa Mahkemesi eğer şekilden gidersek yasa var. Yasama işlemidir. Hayır, ihlal kararı verecek orada. Ama ona nasıl verecek? Yargılamanın yenilenmesi olacak mı olmayacak mı tartışma. Ama bir dakika orada da niye veremeyebilir onu söyleyeyim. Bence. Yasada yasama işlemlerini bireysel başvuru yoluyla götürememe konusunda bir sorununuz var. Yok onu demiyorum. Kesinlikle. Mahkeme kararlarından sonra yani diyorum. Meclis kararı. Mesela bir tutuklama çıktı. Tutuklamayı götürebilirsiniz. Orada hiç tartışma yok. O başka orada bir şey. Ben onu söylüyorum. O doğru. Soyut başvuru demiyorum. Soyut başvuru da yine kanunu belki öne sürecektir. Bunlar olasılıklar. Evet ihtimaller. Ama orada başka bir şey çıkacak. Eğer Anayasa Mahkemesi bu kanundan doğan bir sınırlamadır ve bu bir yasama işlemidir. O halde ben denetim yapamıyorum derse başka bir şey açılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolu. Evet. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde bir yasama işlemi engeli yok. Hak ihlalleri var mı? Var. Peki. Seçme ve seçilme hakkı. Şimdi bu konuda ben bitirdiyse tamamlamak sizden son cümle ve Kezban Hanım'la kapatacağım. Tamam şimdi. Burada tabii bir hususu, arkadaşların söylediklerine katılıyorum. Bir hususu eklemek gerekir. Şimdi mesela 104. maddede Cumhurbaşkanı'nın görevlerini yasamayla ilgili olarak sayıyor, sayım yoluyla. Fakat Cumhurbaşkanı'na hiçbir biçimde meclise talimat vermek, ne duruyorsunuz, dokunulmazlıklarını niye kaldırmıyorsunuz, niye gecikiyorsunuz, tabii canım, onlar olmaz. Böyle bir yetki yok. Sonra Cumhurbaşkanı suçludur, suçları niye tutuyorsunuz? Şimdi bakın hani... Aman hocam onu kadar. Türkiye'de gırla yapıyorlar. Ama şimdi Cumhurbaşkanı'nın yapması. Şimdi bunlar tabii ki dikkate alınmadan neden önemli? Ersan Bey çok önemli bir şey söyledi. Ya, aykırılıkları saydı. Bu kanun yani bu anayasa değişikliği adı budur şeklen ama bu kanun yerine geçmez. Evet. Kanun olarak sayılmaz. Şimdi onu Seftap tamamladı. Şimdi Anayasa Mahkemesi kendini bunu kabul edilebilirlik şey aşamasında Avrupa Mahkemesi yerine de koyacak. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararından sonra Avrupa Mahkemesi'ne gidecek. Hocam acaba bir yerel mahkeme bunu kanun gibi niteleyip de anayasaya aykırılığı ciddi gördüm deyip gidebilir mi? O olabilir ama o olabilir. Zaten yerel mahkemeye gittiği anda bireysel başvuru yolu da açılıyor. Ama Anayasa Mahkemesi şu anda 102. maddeden 85'e göre başvuruda bunu bir karar olarak. Yani burada bir kanun yok çünkü anayasa değişikliği bir kanunla yapılıyor. Zaten bir anayasa değişikliği değil bu. Evet. Bir maddesi değişmiyor. Saydığı sadece bütün özellikleri saydı. Ersan Bey çok iyi ve orada bir de mesela
301. madde için Avrupa Mahkemesi, evet adı kanun ama bu bir kanun şeyi değildir diyor. Evet, yani doğru. Açıyor, bakıyor. Ama şimdi, hocam tazminata hükmediyor, bir şey yapamıyor. Evet, ama kanunla şu müdahale edemiyor. Şimdi şöyle tamamlayayım. Bunu. Edemiyor müdahale. Anayasa Mahkemesi kendini, Avrupa Mahkemesi bu konuda karar verseydi ne yapardı? Koymak zorunda. Benim kararım eğer red olursa Avrupa Mahkemesi'ne gidecek. Avrupa Mahkemesi'ne gittiği zaman buradan farklı karar çıkacak. O durumda Anayasa Mahkemesi'nin saygınlığı zedelenecek. Hayır, iç hukuk yolu olmaktan çıkma aşamasına gelebilir. Gelecek. Tabii şimdi Anayasa Mahkemesi açısından çok tehlikeli. Genel düzenleyici tasarruflara müdahale edemeyeceği hadisesinden bireysel başvuruda işte değil de daha önce, en mantıklı burada sizin söylediğiniz 85. madde gibi itiraz kabul eder mi? Ben etmez diyorum. Siz hocam eder diyor. Karar olarak tartışma konusu. Karar olarak cesur alacak. Cesur davranırsa bunu. Ben o konuda katılıyorum size. Cesur davranırsa yapabilir. Şimdi bir de şöyle yapar. Şimdi Ersan Bey çok isabetli, demin dedi ki 20-25 tane hukukun genel ilkesi var dedi. Evet. Seftap da Anayasa Mahkemesi'nin varlık nedeni, Anayasa Mahkemesi'nin işlevi ve demokratikliği. Şimdi bakın, parlamento niçin seçiyor Anayasa Mahkemesi üyesini? Diyor ki Anayasa Mahkemesi'ne demokratik meşruiyet sağlıyorum. Halk beni seçiyor, benim yürürlüğe koyduğum kanunları denetleyecek olan kişiye demokratik meşruiyet sağlamak için ben de devredeyim diyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi de şu gerekçeyi kullanacak. Bana meşruluk sağlayan kişiler anayasaya aykırı olarak tasfiye ediliyor. Hocam peki, bir de şu var ya, atanmışlar, seçilmişler, bu çok bir modeldir. Ben şuna da kabul etmiyorum. Seçildim. Diğeri atandı veya dar seçildi. Nitelikleri çok daha iyi olabilir. Yani bu seçilmişlerin atanmışlar. O başka, ona girmiyorum. Ona girmiyorum ama. Şimdi Ersan Bey. Yani hukukilik denetimini yapabilir, onu söylüyorum. Tabii tabii. Demokratik teoriyi de kullanıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin varlık nedeni, işlevi, meşruluğu, anayasanın hükümleri, Avrupa kaldıracı, bütün bunlara baktığımız zaman tabii ki hani haliyle zaman sorunumuz var, ayrıntıya giremiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmesi durumunda. Varsayalım ki Anayasa Mahkemesi şeklen yetkisizim dedi. Anayasa Mahkemesi pekala şu saptamayı tespiti yapabilir. Tespiti yapar. Yapabilir. Der ki bu aykırıdır. Böyle bir anayasa değişikliği yapılamaz. Saydılar. Şu nedenlerle aykırıdır ama benim yetkim yok. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne yetkim yok. Tespit yapabilir. Tespit yapar. Bunda hiçbir engel yok. Bence yapmalıdır da eğer öyle bir engel olursa. Ama bir yaptırım yok ama yapsın ya, bunu evet, söylesene ama, bir karşılığı ama olmuyor. Tabii şunu da ekleyeyim. Tarihi bakın, bir karşılığı şu, olur. Şunu tarihen da, olur. Tarihen olur. Şunu da ekleyeyim. Kezban Hanım da hak verecektir. Anayasa Mahkemesi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir yük altında, böyle ya, bir şey altına ya, sokmamalıydı. Ya. Bu Anayasa Mahkemesi'nin işi değil. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, bakın, durup dururken Türkiye toplumuna, geleceğine dert açmıştır, sorun açmıştır ve bu sorunu temennimiz keşke şudur. Keşke dokunulmazlığı kaldırsalardı. Keşke şudur. Bunu evet. Gerçek bir değişiklik olarak evet. Yapsalardı. Kezban Hanım da belki katılacaktır. Ben bitir. Yani. Temennimiz şudur. Cumhurbaşkanı keşke bunu geri gönderse. Şimdi ben de onu evet, düşünüyorum. Keşke ve bunu, ben öyle seyahate gitti de hani yapamadı falan değil. Yapılması gerektiği için, yapılması gereken gözüyle bakılan bir olaydı bu. Bence bu şekli hatanın düzeltilmesi lazım nasıl diye düzelecek? Düşünüyorum. Ersan Hoca yani, aynı zamanda diyor ki siyasiler oturur her şekilde düzelir. Ama aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı ama, istemişti ama şimdi bu yargı süreci. Meselesine evet. Gelelim. O ayrı bir konu. Onu bir ayrı tartışma konusu yap. Gelelim. Ama ben ne 85. maddeden Anayasa Mahkemesi'nin bir şey evet. yapacağı kanaatinde değilim. Hocam niye değilim? Yani o şekilde biz de umut ediyoruz şey zaten. Umut, ama şimdi biz hukukçular umut doktrin etmeyelim. Tartışması. Evet, yani, aynen. Keşke o kadar çünkü cesur olsalar. Siz bu konularda hepimizin üstadısınız. Rica ederim. Hoca anayasa hukukçusu. Hı. Ama 85. maddeye girecek bir şey yok burada. Evet. Şeye bireysel başvuruya gelince ondan önceki süreçler yok ki sen bireysel başvuruya çünkü gidesin. 85. madde bireysel. Ama burada ben size katılıyorum. Hocaya katılıyorum. Aynen. Yani onu söyleyeyim de. Evet, eksik. Evet. Yani bireysel bir milletvekilinin dokunulmazlık kaldırmak bu beni önemli. Beni kesmek için bu tarafıma koydum. Dönemiyorum da. Ondan sonra hocam ikisinde de maalesef şekli engel var. Çünkü neden? 153. madde yasamanın yerine geçemez.
yerindelik şimdi, zaten sorun yerindelik Hanım, kontrolünün yapılmaması. Şimdi sevgili Kezban Hanım. Ama bakın yerindelik yani, değil hukukun. Hocam burada, raydan çıktı. Evet burada sevgili Kezban Hanımcığım burada o girmez. Yani burada yasamanın yerine koymak girmez. Çünkü zaten Erzan Bey'in saydığı saya geldiği hususlar burada hukukun özü ile hukukun genel ilkeleriyle biçimsel kurallar arasındaki ilişkide esasen özü ihlal edilmiş bulunuyor. Belki bizde bakın Almanya'da bizde olduğu gibi Anayasa Mahkemesi'nin denetim yetkisi açıkça düzenlenmiş değil ama bir yere dedi ki anayasanın bütünlüğü ilkesinden hareketle anayasanın ruhu budur dedi. Avrupa Birliği'ne geçirilecek yetkinin de bir sınırı var dedi. Şimdi bu bütünselliği ilkesinden bunu çıkardı. Şimdi Ersan Bey'in söyledikleri, Seftap Hanım'ın tamamladıkları dikkate alındığı zaman Anayasa Mahkemesi dediğim gibi böyle bir siyasi ikilem karşısında bırakılmamalıydı. Ama eğer bu ikilem çok zor durumda. Evet, çok zor durumda. Çok zor ama durumda. Eğer şöyle derse ki başka emsal hatalara yarın bir tabii, yol olur. Mesela şeyleri de kullanabilir. Tarihi şeyleri de kullanabilir. Çünkü Türkiye büyük bir dönemecin eşiğine gelmiş bulunuyor. Ben anayasanın 3. maddesini de şey yapmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne de hasar verebilir. Gelecek kuşaklara zarar verebilir. Hukuk o bakımdan, devleti ilkesi. Tabii hukuk devleti ilkesi. Hocam bir de evet. Şunu söyleyeyim. Evet. Türkiye'nin tabii gelgitleri enteresan. 2013 yılında terörle mücadele kanununa müdahale edip onu kişak ve hürriyetler lehine gel değiştir. Şimdi gel buraya. Şimdi diyorsun ki o bakımdan eğer bir hatası varsa yani bu ciddi, bu arada, bu ciddi evet. Bir kaostur. Evet. Anayasa Mahkemesi içinden ben işin ise çok büyük bir sınavdır. Ben bunu görüyorum. Kolay peki, kolay da nasıl çıkılacak? Yani bundan ben her iki madde üzerinden de gidip karar veremeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geri göndermesi ama yerindelik değil de bunu benim yetkim yok demekle zaten ahime gider. Bence şimdi en doğru bakın, isabetli çözüm şu olur. Budur. Eğer uygulanmayacaksa yetkim yok demek her yerel mahkeme ahime geriye dönük tespit. Bu aleyhe değişiklik ama onun da yapılamaz hocam sadece tazminat. Ben bunu uygulamıyorum diyebilir yalnız bak. Yalnız ahime şimdi, giderse bakın ahime giderse başka ben, bir şey hocam, olacak. Hocam benim söyleyeceğim öneriye Allah ne diyorsun? Allah aşkına bir şey anlayamıyorum. Anayasa, şimdi sesini Anayasa Mahkemesi'ni bakın kararlarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu bir iç hukuk yolu olarak kabul etti işte Hasan Uzun kararında. Ama bireysel şimdi başvuru bakın, yolu yok burada. Burada eğer evet. Bu zorlukla karşılaşır da Anayasa Mahkemesi de cesur davranamaz, geri çekilir, ben bu şekil kurallarıyla bağlıyım, burada denetim yapamıyorum derse ve buradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderse bu ne demektir? Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu artık bir iç hukuk yolu değildir demektir. Anayasa Mahkemesi bu yolu kendisi bakımından incelemeye çalışıyor. Bence öyle bir tehdit yok. Öyle bence bir, çözüm şu. Ben bunun olacağını çünkü düşünüyorum. Çünkü bu olayla ilgili. Mesela bir mahkeme, yerel mahkeme diyelim ki savcı dava açtı veya açılmadı, tutuklama gerçekleşti. Anayasa Mahkemesi'ne gidebiliyorsunuz. Tutuklama kararlarına istisna. Veya yerel mahkeme şunu dedi ki ben bir düzenleme çıkardım doğru bu kanun veya anayasa değişikliği. Bunu aleyhe geriye doğru uygulamıyorum kardeşim. Keşke. Uygulamıyorum keşke bunu. Dediğinde kim, bak kim esas at diyor. Yerel mahkemeler. Tabii. Yani bakacak olan. Şey, korkarsa demez. Az kalsın hissederse demez. Vay sen terörü mü savunuyorsun? Evet. Peki. Evet. Ama her halükarda o aşamada terör bireysel başvuru yolu var. Burada katılıyorum. Peki. Burada, yani bu buradan, terörle ilgili değil. Burada çok ciddi vahim bir anayasal sıkıntı çıktı. Buradan, nasıl hallolacak? Ben de dehşetle çıkalım. Bekliyorum. Kezban Hanım size son şunu sorayım bununla kapatalım. Fethullah Gülen meselesi. Amerika Birleşik Devletleri Sözcüsü, Dışişleri Bakan Yardımcısı, özür dilerim, Dışişleri Bakan Sözcüsü Kirby dedi ki bizim için terör örgütü değildir. Sayın Bozdağ bugün veya dün dedi ki eli kulağında şey çıkmak üzere, karar çıkmak üzere. Buradan nasıl çıkılacak? İşte paralel yapı, paralel yapı değindik ettik ama bir taraftan da Türkiye'nin, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi mevzu var. Buradan nasıl çıkılır? Şimdi Türkiye'nin iade edilmesi konusu malum belli kıstaslar, kriterler hazırlandı. O öyle onun için de zaten gecikti. Bir takım dava dosyalarındaki
olaylar özetlendi ve galiba da tek bir dosya üzerinden değil birkaç dosya üzerinden gönderildi diye biliyorum. Bundan nasıl çıkılır? Bunun iadesi isteniyor, istendi. Ama yani, bizim için bir örgüt değildir, örgüt lideri örgüt değildir. Örgüt olarak sadece örgüt olarak istenmedi beyanı mıdır? Ki. Yani biliyorsunuz bunu söyleyenin de ne şartlar altında söylediği belli. Yani ben bu paralel yapılanmanın Türkiye Cumhuriyet tarihinde çok vahim bir durum olduğu kanaatindeyim. Bazıları için hiçbir şey ifade etmiyor. Ne zaman ki hani ateş düştüğü yeri yakar diyoruz, muhatap oluyor o zaman eyvah diyor ya ben bunu bu kadar vahim olduğunu bilmiyordum diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada eşi benzeri olmayan bir olguyla karşılaşmasıdır bu. Maalesef 1968'den beri bir yapılanmadır. Hiçbir sorumluluk almadan, hiçbir siyasi görünümü olmadan... Antlaşmalara göre iade edilme ihtimali var esasında. Onu söyleyeceğim. İkili anlaşmalara göre. Var bizim Amerika Birleşik Devletleri ile. Devletin hem bürokrasisine, hem askerine, polisine, ordusuna yayılmış bir vaziyette... çok ciddi anlamda bir paralel yapı, hakikaten paralel güce karşı bu bir güç savaşı haline dönüştü. Peki. Bir cümle söyleyebilir miyim? Amerika ile de, Amerika Birleşik Devletleri ile de suçların iadesi anlaşması var. Bu anlaşmaya göre ben iade edileceği kanaatindeyim. Siz... Aynen söyledi. Bu daha önce yazıldı, çizildi. Biz de değerlendirdik. Amerika Birleşik Devletleri ile olan ikili antlaşmada esasında iade sebepleri oluşmuş durumda. Aynen. Ama devletler tabii birbirlerine karşı bağımsız olduklarından bir gerekçe gösterir. İade etmek ister, istemez, siyasi suç der, şu der, bu der. Bir kez daha hukuk ve siyaset karşı karşıya gelebilir. Ama şu yanlış anlaşılma olmasın. Bakanlar Kurulu vay bu işte terör örgütünün varlığını ilan eder. Şudur budur gibi bunlar doğru değil. Terör örgütü soruşturmaları başlar. Bunun yeri yargı mensuplarıdır, peki, savcılarıdır, hakimleridir. Yoksa sonuçta çıkıp da onlar teşekkür karar ederim. Kararı onlar verir. Profesör Doktor Ersan Şen, Avukat Kezban Atemi, çok teşekkürler. Sevtap Hanım çok teşekkürler. Sayın Kaboğlu çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için sizlere de çok teşekkürler. Gündem siyaseti burada bitiriyoruz. Burada bu programda başlangıcından alırsak eğer bugün Almanya'da Alman parlamentosundan çıkan kararı anlamaya çalıştık. Geldik Sayın Cumhurbaşkanı'nın yargı mensuplarıyla geziye katılmasını hem bilgi hem tartışma üzerinden anlamaya çalıştık. Ve son olarak da dokunulmazlık mevzuna ve çok mini minnacık da Fethullah Gülen'in Amerika'dan iadesine kadar geldik. Bu programdan anladığım, şu 3 saatin sonucunda anladığım o ki, siyaset ve hukuk Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bir araya geldiği gibi bir süre daha bir araya gelecek. Ama siyasette yine sorumluluk, zira siyaset hukuka saygıyı, hukukun ayrıklığını, ayrışmasını yine eğitimle, kültürle, bunu kamuoyuna içselleştirmesi mevzuunda medya aracılığıyla, yayın organları aracılığıyla, siyasetin diğer çarpanları aracılığıyla yine bu bilinci siyaset oluşturmak zorunda. Diyelim bu cümleyle kapatalım. Sizlere de çok teşekkürler bizlerle birlikte olduğunuz için. Bu yayının evlerinize, işyerlerinize, cep telefonlarınıza ulaşmasına katkısı olan tüm arkadaşlarım adına iyi bir akşam dilerim. Hoşça kalın.